İyi akşamlar değerli izleyiciler, bu akşam hepinizin merakla beklediği, bizim de çok sevdiğimiz, hepinizin çok sevdiği, değerli dostum, ağabeyim, e, büyüğümüz, sayın tarihçi İlber Ortaylı konuğumuz. E, genel olarak tabii ki e, Ukrayna-Rusya e, savaşının çatışmasını, gerilimini hepsini e, konuşacağız. Tarihini, bölgedeki diğer e, unsurların e, bu işin içerisinde ne kadar olup ne kadar olmadığını... E, ...Diber Hoca'nın en iyi bildiği e, yerler, e, konular kendisi de bir ölçüde e, or oralı e, diyeyim. Bütün bunları ele alacağız. Tabii bunun dışında güncel bazı mevzulara da gireceğiz. Mesela zeytinlerden... E, bahsetmekte istiyoruz. Çünkü ikimizin de özel e, olarak üzerinde durduğu, hatta Türkiye'de kimse üzerinde durmazken hala durmaya devam eden iki kişi kaldık galiba e, İlber Hoca'yla. Buna da basacağız. Ama bir kısa bir, <laughs> bilmeyen Evet, bununla. Kozan Yaylası, bilmeyen ee... size bahsedeceğiz. Bir kısa ara verelim önce bir reklamlar var onları yapalım. Sonra İlber abiyle devam edelim <laughs> Teknolojinin sunduğu teke tek bilim devam ediyor. Evet değerli izleyiciler, İlber Ortaylı hocamızla sohbetimize başlıyoruz. İlber abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, seni oldukça iyi gördüm. Tekrar kilo almış olman bizi hem sevindiriyor hem e de tekrar, üzüyor. kilo almak çok kötü. Bir çok şey. fazla almasaydın keşke. Ee, birazcık vermek lazım. Yani ama <laughs> sen veremiyorsun ne yazık ki. Ee, ama yine de oldukça iyisin. Allah nazardan saklasın diyelim. Sana önce Ukrayna, Ukrayna'dan önce senin de üzerinde hassasiyetle durduğun bir konuyla ilgili fikrini sormak istiyorum. Zeytinlikler. Zeytinlikler. Hmm. Zeytin bahçelerinin, e, zeytinliklerin zaten sen de biliyorsun senin de evin olan Kuzey Ege'de, e, Ayvalık, Edremit bölgesinde imara açılmasından zaten şikayetçilik. Şimdi bir de madencilik faaliyetlerine açıldı evet. ve üstüne tek bir imzayla... Ma e maden aranması imkan sağlanacak. Bir de tırnak içinde sözde şey şeyi var, e, ne diyeyim e, bahanesi var. Tekrar orayı rehabilit edeceklermiş faaliyetler bitince kim öyle kim kala Zeytin ağacı dediğin deli kızın şeysi değil yani. Patates püresi değil bu. Öyle rehabilite falan edemezsin. Zeytin ağacı zaman ister. Zeytinin ararsın ne olduğunu bu karardan bahsedenler oradaki topraktan haberleri var mı acaba? Hiç bir tanesi de çıkıp ben ziraat falan okudum bilirim demesin öyle. Türkiye'nin toprak haritası yok. Yok mu? Yok. Suriye'nin var, bizimkinin yok. Yani uzman üniversiteler var, ee, Türk idaresi haklı olarak bunlardan çekiniyor çekiniyor. E, sokmuyor. Mesela bu Tübingen Atlas grubu Suriye'ye girdiği zaman da hafızın su paritasını, arazi haritasını, bitki örtüsünü, faunayı, florayı, her şeyi ölçtü, biçti, etnik haritayı falan çıkardı. Bazı konularda gizlenmiştir ama biz bunların hepsini müsaade edemezdik. Belki bu doğru fakat neticede kendimiz de yapmadık. Yani bunu herhalde <laughs> Celal Şengör daha iyi bilir bu jeolojik harita noksanlarını falan. E, fakat burada böyle şeyi bilmezler. Zeytinleri kestin mi, biçtin mi, toprağı yerinden oynattın mı yerine de getiremezsin. Ayrıca kim getirecek? Bunlar getirmez. Türkiye'de madencilik yapacağım diyen adamların çoğusu e, e, hiçbir işi doğru dürüst yapamayacak başka türlü adamlardır. Yani... ya maden ne diye altından çıkacak kötü <laughs> bir yani. Altın arar kendince başka numarası vardır. Boş adamdır. Yani içlerinde onların bir tane doğru dürüst oluk, kendisi öyle olan yoktur. Yani mesela Avrupa'da madenci dediğin zaman hakikaten madencidir. Hiç tanıdın mı? Robert Anhegger vardı bizde. Tamam. Hitler'den kaçan ne komünist ne Yahudi ne bir şey. Tamamen liberal minded bir münevver olarak, liberal fikirli bir insancıl adam olarak buraya kaçmış gelmiş. Muhalla Eyüboğlu ile evliydi. Ahmetli ve şey çok iyi bir adamdı. Şimdi Anhegger madenci ailenin çocuğu ama herhalde o dalda çok fazla gitmemiş ki. Bunu ...yan dala itelemişler ne yaparsan yap diye. Zengin bir aile o. E fakat maden biliyordu adam. Nitekim bizim sahalara girdi ama Osman ise berk diye başladı. Osmanlı madenleri üzerinde çok kıymetli tetkikleri vardır. Yani el anda kullanılır. Onun için bu bilgi isteyen bir iştir. Ona göre de adam istihdam edersin. Kendi bilmediğin şeyi istihdam edemezsin. Bunlar böyle kolayına gelir maden, ne madeni, kaya falan kazıyorlar onlar Ege'de. Yani Kozak Yaylası'nda olduğu gibi oradaki o yumuşak şeyi çıkartıyorlar. Ondan sonra tabii o kayalar oradan kazındı çıktı diye su yolları şaşırıyor istikametine, ağaçlar kurumaya başlıyor. Hiç kestikleri ağaçları da rehabilite etmediler. Çocuk mu aldatıyorlar? O kaç yüz sene ister, kaç sene ister, yüz sene 50 ister. 50 sene ister mi? Ben 40, 50 falan. Mevcutları koruyamayan bir köylü sınıfı var zaten. Gençler kuş vuruyorlar. O kuşları vurursan kurtları yiyecek adam da bulamazsın. Fıstıkta kalmaz. Mesela bunun gibi zeytin. Zeytin fevkalade hassas bir nokta. Türkiye'nin zeytinleri çok iyi. Tabi sorsan şimdi Ayvalıklı'ya o Akhisar'ınki nedir der, öbürünki nedir der. O gemlikli onu beğenmez ama onlar laftır Laft, kendi araları. araları. Güzel kadınların birbirlerini kıskanması gibidir. Bunların bu zeytinlerin hepsi lezzetlidir kendine göre. Hepsinin kendine göre yağı vardır. Yaygındır oldukça da onu da söyleyeyim yani Hatay, ayn falan Kilisten derken başlayıp Antep'ten da Yalova'ya kadar gelir. Tabii siirt'te bile var. Ha. Olmayan yer Maraş. Maraş'tan bir arkadaşı da şimdi Tarım Bakanı yapmışlar. Yani öbürünü gönderip bunu koyuyorlar ki bu işlere Enerji Bakanı herhalde karışsın, işini yapsın diye. Çünkü yönetmelik maddesine göre yürütecek onu olan Enerji, Enerji bakanı. bakanı. Bu çok saçma bir şey. kurtura bakmasınlar. Ee, bu mümkün değil. Hoş bir şey değil. Türkiye ziraatının e, ıslaha muhtaç yönleri vardır. En büyük ıslaha muhtaç yön de bizzat çiftçinin kendisidir. Yani çalışmayan işini doğru dürüst yapmayan tabakaların belirli mekanizmalarla uzaklaştırılması gerekir. Çalışan insanların da korunması gerekir. Mesela şimdi orayı madencilere verirsen çok büyük hadiseler çıkar. Bunun sorumlusu da o işi karar verendir. Hocam bugün anlıyoruz tarımın ne kadar kıymetli olduğunu işte yağ bulamıyoruz ya. Yani. Ne diyorsunuz? Be? Ben gençken Amerika'da ortalama Amerikalı yani çok bilgin olmayan falan zeytinyağını ensiklopedi Amerikanadan falan bakardı Grolye'den. Rusya'daki ansiklopedilerde İsa'nın zeytin dağındaki yağdan bahsediyor. Kur'an'da korunması gereken ağaç diye geçen Şimdi tek ağaç var. Şimdi hepsi zeytin yağı istiyor. Hepsi yiyor. Haklı tabii. İnsanlık için en önemli gıdalardan biri ve yetmeyecek nüfus arttığı için. Çinli bile zeytinyağı arıyor. Şimdi bizim zeytin yağları, zeytinlikler çok önemli bir şey. Onun için bir kampanya var. Zevatanı kurtarırsan zeytini kal deniyor. Yani bin tane ağaç al demiyorum. Ayrıca o binlerce ağacı olan insanların da bu işi ciddiyetle yapmaları lazım. Yoksa çok ağır yükümlülükler getirilmesi lazım. Çünkü bunlar yeterince dikkat etmiyorlar. Küçük Asya'nın zeytinleri çok önemlidir. Akdeniz'in en verimli mıntıkasıdır. Böyle canı isteyen üstüne site kuracak, canı isteyen üstüne bilmem ne fabrikasına verecek. Ben çocukken sizin nesil hatırlamaz. E, İzmit'ten itibaren başlardı zeytinlikler. Evet. Yani bütün o yol zeytinlikti ve o çok leziz bir şeymiş. Yani şöyle. Şimdi onlar bitti hepsi. Yabani kalıntıları görüyorsun değil zeytinleri? zeytinleri. Bu İznik Gölü'nün etrafında da aynı şey oluyor. Bütün Bursa mıntıkası. Ve bunlar yoğun kadar gidiyor. Bunlarla Türkiye kurtulur. Çok açık söylüyorum. Yani bu önemlidir. Şimdi bunun farkında değiller. Gidiyor bana kömür çıkartacak. Bir kere Türkiye'nin kömürlerinin beş para etmediğini, üç para ettiğini ancak herkes söylüyor. Ya söylüyor bu bizim için madencilik bilgisi gerektiren bir şey değil. Dünyanın hangi ciddi uzmanına söylesen mesela diyorum. Eee Rifat Kandiyoti profesör Imperial College'ın hocasıdır. Dünyaca meşhur kömür uzmanıdır. Git ona sor ne olduğunu. Yani e, enerji bakanları çok uzun zamandır bu kömür kalitelerini nasıl düzeltiriz falan diye. Yıkarak düzeltiyorlar. Yıkama yoluyla düzeltiyorlar. Öyle bir şeyler olur mu canım pahalı. Öyle... pahalı. Ya... Kalorisi nedir bunu? Mesela Ukrayna'nın antrasiti müthiş bir şeydir. Şimdi o da galiba tükeniyormuş ama yani antrasit, Ukrayna antrasiti meşhur bir enerji kaynağıydı eskiden Rusya'da. Şimdi şey değil. Rur havzası tükendi zaten. Tükendi, kapattılar. Zaten. E şimdi bir de böyle madenleri işletmek pahalı. Bir de şunu söylüyorlar. Jeolojik bakımdan ki doğru bu bizimkiler çok zor çıkarma. Yani ve tehlikeli. Çıkarma zorluğundan tehlikeli daha fazla, de... daha önemli olan değil bir şey, e, bizimkilerin bizi giderek kalorisi düşük. Yani kalorisi düşük. 1200, 1100 kalori neredeyse çünkü, toprak gibi. Kimse öyle yatırımı yapmak istemiyor. Böyle devlet şeyini özele devredelim ne olacak iş değil bu. E, dolayısıyla bu işte seçim yapacaksın. Bu memlekete bu mu lazım, bu, mu, bu mu lazım? lazım? Bu mu efendim? Bu. Tabii ki zeytin. Tabii ki ziraat. Uzun var ya, tabii ki zeytin. Evet ne yapıyorsun sen zeytinlikleri yok ediyorsun. Ve bunun içinde zeytinyağı kullanmayan pek zeytinden anlamayan biri de bakan tayin ediliyor. Ben de buna şaşarım yani. Zeytin işlerini anlayanlar, insanlar biraz politikaya karıştırmak lazım. O tada varacak adam. Yoksa olmaz. Onu söylüyorum size. Ee, bakanla ayıp. ilgili zaten e, Zeytin'le ilgili pek çok iddia var. Ee, e, tabii İlatım kendisi bu layihayı vermiş. 8-10 evet. sene evvel evet. madenet çevir diye. Sana ne? Evet. Sen anlamazsın ki o işten. Anlamadığın işe niye karışıyorsun? yani? <laughs> ben şimdi kalkıp da falan iş için layiha veriyor muyum yani? Ya alacak şey değil. Maalesef Türkiye böyle. Neyse inşallah e, bu yanlıştan e, birisi e, evet. Türkiye'yi döndürür. E, çünkü sonra aradan zaman geçince yanlış olduğu farkına varılıyor ama bir şeyden geçmiş oluyor. Pek çok mesele de oluyor. Hiç varmazlar. Hep kendilerini savunurlar. Ben daha kusurundan bahseden bir adam görmedim. Ya, bir tek hoca gördüm. Başkası ama. tek gördüm. Hakikaten mübarek adammış. Kim? Cahit As. Yani Cahit Arf dünyanın en büyük matematikçisi miydi bilmiyorum. Yani 500 bin meşhur matematikçiden ne bir biri olduğuna evet. hiç şüphe yok yani ama hakikaten büyük bir adammış. Çünkü dedi ki bize konferansta bu modern matematiği getirmek okulları benim kusurumdur. Ben mesulüyüm bunu dedi. Klasik şey yöntemi silmeyi. Böyle dedi yani. ...hiç değilse yaptığı şeyle... ...övünmektense bunun bir hata, hata olduğunu... olduğunu ...söylemek ettim. bence bir fazilet. Faziletler <laughs> Gelelim mi Ukrayna meselesine? A Ukrayna Rusya meselesine gelelim mi? Girelim. Neresinden girelim? Vallahi şimdi Kiev var ortada. İnşallah o Kiev... ...sağlam çıkar bu işten. Çünkü... Pek sağlam çıkacağı benzemiyor ama niye sağlam çıkar? Şimdi bu... Rusya coğrafyasında böyle bir bezbojna Rusya, Allahsız Rusya diye bir laf vardı mülteciler arasında. Ben de buna çok kızıyordum. Hatta bir iki kere böyle itiraz etmiştim gençken. Ya bu kadar da olmaz ya. Niye olsun falan yani. Her yerde bu da var, ateizm de var. Onun olduğu yerde o da var. Bütün bir kavmi böyle çil götür falan. Sonra Volga Nehri açıldığı zaman 80'li yıllarda yani Milliyetler Bakanlığı her yerden çağırdı Türkologları. Bir seminer yaptı. Rusya'da. Evet Volga boyu gemide yapıyoruz. Yani hem seminer yapıyoruz hem gidip bakıyoruz falan. Böyle 3-5 bin nüfuslu köyler neredeyse kazalar, küçük şehirler, Puyos, Kozma, Damyansk falan böyle geçiyorsun. E, yer demir, gök bakır gibi böyle. Yerde kocaman bir Volga nehri yani Çanakkale boğazından daha yaygın Hiç. ve geniş. E, gök işte neyse rengi o günkü havanın mavi pek nadir. Ve orman orman orman. orman. Ve işte ay, ay, indiğin zaman şehirlerde işsiz güçsüz adamlar. Yukarı. Işık nerede yağıyor? Kütüphanede. Şehrin kütüphanesine gidersen entelektüellere rastlıyorsun. Mesela birisi siz Türkiye'den mi geldiniz diyor kütüphaneci. Biz birkaç arkadaştık. Evet diyorsun. Aa diyor Vera Tulyakova'yı tanıyor musunuz diyor Nazım'ın eşi. <laughs> yani böyle o kütüphaneci hatunlar muhteşem bir şey tabii orada. Ve baktım giderken takım kulelerin tepelerini uçurmuşlar. Buna inanamazdım ben duysam. Mülteci uydurması falan zannederdim. Yani çünkü emigrantlar çok karşıydı Rusya'ya. E, ee, onlar bir şey ifade ediyor. Yani kubbe gidiyor, haç gidiyor falan. Ya insan orada bunu nasıl anlar? Ve bu binaların en eskisi 13. asır sonu, 14. asır falan. Halbuki Kiev'e geldiğin zaman işte 10. asır binalarını görüyorsun. San Sofi. Efendim bu böyle çok büyük bir şeymiş falan filan bazıları. Hayır değil ama o dönem için büyük ve Slav dünyasının Hıristiyanlığını temsil ediyor. Ne zaman o? 900'lerin sonu. 900'lerin sonu. 900'lerin sonu alfabe de o zaman gelmiş. Alfabe biraz Bulgaristan ve Makedonya'dan daha geçirdi Kiril ya Hristiyanlık şöyle girdi. Suyatoslav Kiev'in büyük dükü a, a Putperest olarak öldü. ...yani pagan olarak öldü, kavgacı. Zaten Peçeneklerle olan muharebenin sonunda öldürüldü. Ve Beçenek başvuru, bunun kafatasından şarap evet. içti falan Meşol. böyle eski usul. Ee, annesi olmuştu ama Olga. Konstantin Manomak'ı da ziyaret etmiş İstanbul'da. Hristiyanlık böyle girdi. Vladimir insanları Dnieper nehrinde vaftiz ettirerek o şekilde Rusya'yı bir şey yaptı. Şimdi işte, kavga olacak olan caddede Kresçatik'te. ...yürüdüler, prosesyon yaptılar... ...o şekilde Rusya Müslüman oldu... bir kutsal bir nevi... ...bazı azizler İncil'den... ...bazı azizler... ...eski tanrıların dönüşüyle... Dönüşümden. ...Peron falan... ...Asentilya olmuş falan... ...böyle şeyler yapıldı... ...burası... Kievske Rus denir, Kiev Rusyası... ...bu Rus'un içine... ...kim girer kim çıkar... ...bunun kavgası var... Bir takım büyük alimler diyor ki, biz Ukraynalılar buyuz, Ruslar başka bir şey. Çünkü diller çok benziyor ama ayrı Aynen. ayrı değil. Ee, bir kısmı da diyor ki, Amerikan konsolosuna bile dedirtmişler Kiev'de. Rusya'da kilise falan yok burada var diyor onda kafası o kadar hani falan yerin camileri daha güzel daha büyük der gibi bir kafa yani olacak şey değil ama e, şurası bir gerçek Moskova Rusya'sı Altın Ordunun o memleketi ele geçirmesinden sonra büyüdü kuvvetlendi çünkü Altın Ordun Ukrayna'ya geçirmesinden sonra. Ukrayna'yı da ele geçirdi. Orada bittik o periyot. Moskova Rusyası devri başladı. Evet. Onun için Rusya tarihinin iki bölümü var. Bu iki bölüm birbirinden hem yakın hem ilişkili hem de ayrı. Yani Rus kazakları dediğimiz şeylerin çok azı Rus'tur. Daha çok işte Ukrayna'yı oluşturan. Asıl Rusya'yı yani ortaya çıkaran Ukrayna'dır. Evet. Ve Dnieper ile Dniester'in arası işte Ukrayna'dır o anlamda. Bunların folkloru değişiktir. Ruhları değişiktir. Daha ziyade de daha da bereketli bir yerdir. Yani mesela bak kolektivizasyon döneminde iki tane atı olan Rus ailesi bulamazsın. Gleb Uspenski'nin çok büyük bir hikayesidir o. Çitvorty Loşat. Dörtte bir at Der. Yani Rusya'da istatistiklere göre her aileye ancak dörtte bir at düşüyor, çeyrek at düşüyor. Bundan ekim yapacaklar, evet. mümkün değil. İnsan şey çekiyor falan. Halbuki Ukrayna'da bu refah vardı. Dolayısıyla kolektivizasyonda çok sıkıntı çektiler. Ve o 30'lu yıllardaki bu açlık suni mi yaratıldı yoksa düpedüz Komünist Parti'nin hem bunlar versin çünkü tahılı vereceğim makine alacağım bilmem ne planlarından mı yoksa hakikaten isyancı o isyan eden kafa tutan Ukrayna'ya bir ders mi olsun bunu tartışmak bizim konumuz ama 30'larda Ukrayna artık hınç duyan biri oldu. Yani Ukrayna, Rusya'ya karşı her zaman bir tepkisi, hınç, bir hıncı var. Daha eskiden öyle değildi. Yani Polonyalılar ve Ruslar arasındaki çatışma ve münaferet burada yoktu. Yok muydu? Yoktu, hayır. Ukrayna Polonya ile etmez hayır. miydi? Hayır. Ukrayna'nın batısı da zaten Polonya ve ardından Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Birinci Arptan sonra da Polonya idaresi. Polonyalılarla çok çatışırdı onlar. Katoliktir fakat Katolikizm'ine Unyat Kilisesi denir. Yani Ortodoks Kilisenin ritüellerini, lisanını falan saklarlar ama papaya tabidirler. Ve <laughs> papazları evlenir yani tıpkı Ortodoks Kilisesi'nde olduğu gibi. E, dillerinde Polonya'nın çok tesiri vardır hayatlarında vardır. Şimdi ismi geçen Lviv yani Avusturya zamandaki Lemberg işte opera binasından kafelerine kadar küçük Viyana diye. Hakikaten bizim gördüğümüz zamanda bile böyle bir takım adamların benim yaşımda değil senin yaşındakilerin bile hatunların elini öptüğünü gördüm. ya. Yani bu Rusya'da yoktu artık. Böyle kendilerince tabirler kullanıyorlar falan. Yani hayat değişikti. Burası... Molotov-Ribbentrop anlaşmasından sonra e, Rusya, CSC, Sovyetler Birliği tarafından ilhak edildi. O takım onun için Rusya ile araları hiç iyi değildir. Milliyetçiliği bunlar güderler. Amerika ve Kanada'da bir diasporası vardır. Avrupa'da merkezler vardır. Bugün de dün olduğu gibi. Ukrayna milliyetçiliğinin özgün milliyetçiliğinin kaynak yerlerinden biridir. Yani bu artık Batı Ukrayna denir bunu. Zapatına Ukrayna. Şöyle mi anlamadınız Gilbert abi? E, Ukrayna Rusya'ya karşı bir tavır geliştirmesinde bugünkü hale gelmesine hmm. işlerin... Batı etkisinden daha çok. Zaten bunun tarihi kökenleri tarihi var. Tarihi kökenleri olmadan Batı olmaz. Yani bir yerde kazan kaynayacak, göbürü asit dökülür. ateş odun atsın. Yok yani olmaz yoksa. Bu çok açık bir şeydir. Yani e, Ukrayna'nın oluşumundaki kanaatlerdir bunlar. Bir 19. asır entelijensiyası vardır Ukrayna'nın. Bunlar enteresan adamlardır. Pushkin'den çok Şevçenko'dan bahsedilir falan böyle. E i̇şte mutlaka Ukrayna asıllı bir yazar bir Ukrayna tarihi milliyetçiliği mutlaka yapar. Mesela Gogol bunlardan biridir. Evet. Çok bariz bir milliyetçi değildir ama Taras Bulba nefis bir romandır. Evet. okudunuz hepiniz. Filmi de gördünüz ama filmi boş ver romanın kendi önemli. Film de fena değildi. E değil <laughs> e işte o herif de Rus Tony mesela. Ortiz. Şey, Tony Curtis'i boş ver şey. Rus asıllıdır o zaten. Ee, bu arada söyleyeyim kabakta değildir hususi öyle, öyle yapalım, o evet. havayı veriyor kendine kazak gibi yani ee, ve gözleriyle oynayan tek adamdır yani o memleketin bir özelliği o yüz ifadesi çok önemli bir şey o Onu Amerikan sinemasına taşıyan biri o şimdi bu yapının üzerinde bunların mesela böyle bir entelijensiyası var mesela Krimski büyük bir turkologdur Türklerin ve Rusların menşei konusunda farklı fikirleri vardır. Ruslar ne diyor? Biz Rusuz. Nestor Kroni'nin de diyor ki, Dinyester'in kollarından birinin adı Ruslu, biz de öyle olduk. Öbür taraf diyor ki Norman teorisi, hayır İsveç'ten varekler geldi, Vikingler yani. Hatta İsveç kabilelerinden birinin adı da Rostur. Bunu söylüyorlar. Ukrayna'da bunun karışımı insanlar var. Yani Khrushchevski gibi Rus teorisini benimseyen var. Efendime söyleyeyim bizim ortaya Omelian Pritsak gibi arayı bulmaya çalışanlar var. Nasıl arayı buluyor biliyor musun? Çok ilginç bir şey. Origin of the Rus çok büyük bir eserdir onun Harvard'da tertiplediği. Türklere bağlıyor işi. Yani Sakalibes, Ara, Satslavlar, Arap tabiriyle kullandığı kaynaklar tamamıyla Arap seyyahlar ki onlar Nestor kroniği kadar kıymetlidir. Yani o kadar eskidir. El İdrisi coğrafyacı ona başvuruyor. Hiç böyle kullanan olmamıştır. Onun da teorisi bu milletin üzerinde Türklerin tesiri var. Yani bu çok önemli bir şey bu Ukrayna oluşumunda. O da bir görüştür tabii rusçular vardır. Hruşçevski gibi. Yani bu kaynak tartışılır. Şimdi normal ortalama Rus münevveri ister komünist olsun, ister monarşist olsun, ister cumhuriyetçi liberal geçinsin. Büyük ölçüde Ruslarla Ukraynalıların bir olduğuna inanır. Yani... ama aslında değildir. Hı? Aslında bir değillerdir. O işte tartışılıyor. tartışılıyor. Aslını bırak şimdi görünüş dedi bunlar farklılaşmaya başlayan insanlar zaten yakın zamanlarda tabii benim 1989'dan evvel falan Rusya'yı çok gezmem mümkün değildi yakın zamanlarda bunlar değiştiler yani çok büyük bir değişiklik meydana geldi doğudaki Ukraynalı ile hakikaten Kiev hariç Batıdaki çok farklı birbirinde. Yani bunu görüyorsunuz. Biri daha Moskova benziyor, öbürü zaten belki gelen Ruslar yerleştiler, Rusça konuşuyorlar falan. Öbür tarafta daha büyük ölçüde Ukraynca konuşuluyor. Yani Hello eski arazilerde <laughs> bu tartışılacak şeydir ama bir şey oluyor. Realite nasıl gidiyor? Şurası. Geçen hafta Hücel Hoca vardı burada. Ee, evet. Yücel Hücel Öztürk tanırsın Hücel Hocayı. Hücel evet. ee, Hoca dedi ki onun e, tezine göre ikisi birbirinden bambaşka uluslar. Asıl köklü olan ve Rus olan Ukrayna, Rusya ise e, daha sonra Moskoflardan dönüşmüş e, yok, bir yok öyle bir şey olmaz. Bizim Altın Ordu. <laughs> İçin Rusların kendileri söylenin hangisini kazısan aldığından Tatar çıkar diyorlar. O kadar çok Tatar da yok. Tatarlar büyük bir Moğol kabilesidir. Evet. E, doğrudur. Altın Ordu şeysi ilerlemesi istilası zamanda ana unsurdur. Fakat asıl kalabalık Kıpçaklardır. Yani bütün o takım öyledir. E, karışıklık herkes için mevcuttur evet. ama e ee, Ruslar işte söylediğim gibi Moskova Büyük Dükalığı'nın etrafında oluşan Altın Ordu'nun vekaletini yüklenen öbür Ruslar üzerinde vergi toplayıcılığını, komutanlığını falan o şekilde şahsiyetlerini bulan insanlar. Yani Knyaz Ruki gibi. Ve biliyorsunuz Altın Ordu'yla en başta Dimitri Donskoy falan bile ee, çok kavga etmedi. Yani e, çünkü onlar daha kuvvetliydi. Yani orada gecikme var. Ta şeye kadar, e, kalk muharebesine kadar altın orduyla Ruslar arasında bir kavga olmamıştır. Oh. Yani e, Alexander Nevski Almanları yendi ...Nograt Büyük Künezi olarak. Ama Altın Ordu ile kavgaya tutuşmadı çok önemli bir şey bu. Yani e, onun için e, Rusya'nın, Rus kavminin, Moskofların silinişi sonradır. Bizim Osmanlı belgelerinde ise Bursa tüccarlar arasında falan Rus lafından anlaşılan Ukraynalar Ukrayna. Ukrayna. Moskof öbürü. Öbürü Ama zaten Moskovski'ye de Moskovski'ye de derler. Yani Moskova devleti kendileri de. Ee, ...Kırım Hanlığı için söz konusu olan... ...bunlara Kazak diyor... ...Ukraynalılara şeyler... ...Moskov dediği... ...Moskov Çarı falan dedikleri... ...Çar'da dedikleri yok ki işte... Ee, ...onlar Moskova devletidir... ...biliyorsunuz... ...biz Rusya ile bizi... ...495'te tanıdık... ...birbirimizi... ...Moskova hükümetiyle... Yalnız... ...1495'te... Oraya sefir yollamazdık. Biz o iş Kırım Hanları'na aitti. Bahçe Sarayı'da bir Moskova sefiri vardı. Moskova'da da bir Kırım Hanı temsilcisi vardı. Bu her zaman böyledir. Yani Orada yarın e, Mustafa, Mustafa Cemiloğlu oldu. 1700 de İstanbul Anlaşması ile geldi Ruslar buraya. Yani İstanbul'a gelen Tolstoy'un büyük büyük babasıdır. Evet yani nedir? Yarın Mustafa e, Mustafa Cemiloğlu Evet maşallah yani Tanışın. selamlar tabii ben tanınan. işte şey bu Brezhnev <laughs> devrinde kavgayı o götürüyor yani şey gözü pek evet. yani o konuda e, fakat e, işte durum ortada oradaki nüfus belli sürgündekilerin hepsi dönememiş eğitim Türkçe yok söz konusu değil yani. Ukrayna'nın sözde Ukrayna'nınken ve sonra bağımsızlıktan sonra da Ukrayna'nınken o. Ukrayna nüfusu çok azdı Kırım'da tam değildi büyük çoğunluk genel Ruslar'ında. İşte o Ukrayna'nın elindeyken de e, e, maalesef bu Kırım'ın halkına gerekli şeyi yapmadılar, müzahireti. Yani mesela düşünürsün ki bu buna karşı diye oradaki o unsuru kazansın sahile yerleşmelerine müsaade etmediler. Eğitimin Türkçe olmasına, Türk okulları kurulmasına müsaade etmediler. Tek şıklık yapılan şey o da kaç zamandan sonra o milyon Pritzak akademi üyesi olmuştu. Nüfuzu çoktu Amerika'da falan meşhur olduğu için. Ukraynalılar dikkat eder öyle şeye. Galiba Ak Mescid'de bir kafede kürsü kurdurdu. Ya kürsünün bir bölümünü Kırım Türk Tarihi Tetkikleri falan diye işte o zaman bazı arkadaşlar buradan e, bizim Nezih gibi falan gittiler. E, bazı evraklarda bir köşede kalmış yani kadı sicilleri falan. Ya yani komisyonada yok edilmemiş onlar. Hayır yani hususi o evrakları yok etmemişler. Bakımsız, tasnifsiz buldular onları. Öyle bir arşiv çıktı ortaya. Kırım'ın Türk tarihi için önemli. Tabii Osmanlı arşivindeki vesikaların zenginliği şeye dayanıyor. Kırım Hanlığı'nın belirli parçaları hanlığa tabi değil merkeze bağlıydı. Sancaktı, kefe sancağı, sudak falan oraya giriyordu. Oranın evrakı buradadır. Yani onlar söyleyeyim size. O bakımdan öyle bir tarih yapılabiliyordu. Ee, çok enteresan bir şey. Osmanlı Mümtaz Eyaletleri, Varşova Paktı gibi yani neredeyse. Kendilerine göre bağımsızlıkları var. Fakat silahta değil. Bilmiyorum. Mesela ateşli silah kullanamıyorlar. Yani Erdel, Transilvanya Kralı, Efrat Boğdan, Kırım Hanlığı kullanamıyor. Ama bir türlü askeri kuvvetleri var maliyeyi topluyor, vergisini veriyor. Yıllık şeyini, tributunu. Daha da enteresan sefir de alıp gönderip getirebiliyorlar. Yani Maria Ivanic mesela Transilvanya ve Kırım Hanlığı arasındaki Macar Kolleg yazışmaları ele aldı bir ara. Yahut ne bileyim Litvanya Krallığı'nda Kırım'ın sefiri var. Hem de Mirza Vincenti diye bir şey kefe cenevizlisi bu adam. Onu yapıyor böyle bir şey almış. Enteresan ama şurasını bilin o şeydir mümtaz emarettir. vasıl, vasıl statü dedir. Tıpkı Cezayir gibi beyler beyliği gibi. Onun için o tarihte böyle bazı karışıklıklar var bazı şeyleri konumakta. Yalnız şunu ifade edeyim. Ukrayna bugün artık ee, galiba dönüşü olmayacak şekilde kendi milliyetçiliğinin içinde bu büyük problem yaratır. Bunu size söyleyeyim. Yani e, tarihte Polonyalı-Rus çatışması ve geriliminden sonra bu da ciddi bir şeydir. Eskiden Rus çarları Sarf-Sihrasiski derlerdi. Bütün Rusyalar çarı. Çünkü ona Beyaz Rusya giriyor. Küçük Rusya denen Ukrayna giriyor ve Büyük Rusya dedikleri Moskova Rusyası. Bu büyüklük e, grandeur anlamında falan değil böyle. Bu büyüklüğün en iyi tercümesini bizim Osmanlı kançılar yası yapmış Ulu Rus diyor. <laughs> Ulu Rus'un penahı. Yani Büyük Rusya şeysi yazarken Rusya çağrılarına e, statü odur. O devir bitti. Yani bütün Rusyalar çağrı devri bitti. bitti artık. İhtilali bitti. Putin yeniden onu kurmaya çalışmıyor mu? E, o işte onu anlamak lazım. Yani bu artık öyle olmaz. E, öyle olmayacağını kendi biliyor da yeni model ne dediğin zaman eskiden çıkamıyor. Ama bu Putin'e has bir güçlü değil. Putin'in yazdığı makaleyi okudum. Putin Temmuz ayında makale yazdı. Şu bizim çıkıştan evvel yerde. Hani şey bu, bu işte bu, bu şu şey yaparken işgalden emeği. Yok o o söyledi. Bir tane e, sana yollayayım onu. E, Temmuz ayı makale yazdı. Bütün Rus tarihini anlatıyor. Ha Ve, o işte o. Ha. Yani Ana sonra tek... Ruslardan şey Ukraynalılardan bahsederken düşünce aynı. Evet. İngilizce çevirisini verdiler. Kompatriot diyor. Kom evet. patriot Dedim bu bir uydurma şey herhalde. Aslına baktım hayır So ...diye bahsediyor. Yani vatandaşlar, memleket taşlar, evet. O derecede... ...bizdensin diyor. Yani bize yakınsın. Bize demiyor, aynı... kardeşsin değil. Kardeş çok büyük kardeş. Evet, biz buyuz diyor. Aynı. Yani bunu o demiyor sırf hemen. Git oradaki Duma... ...üyelerine sor, askerlere sor. Üniversitedekilere sor. Çoğumuna yakın şeyler söyler. Peki İlber abi, şimdi bu... bu ...Rusya baktığımız zaman işte bugünkü pek çok egemen devlete, büyük devlete oranla aynı Amerika gibi çok geç kurulmuş bir devlet. Evet. Ee, hani 8. Moskova'nın kuruluşu 8. yüzyıl ama e, bunun bir devlet haline gelmesi, bir büyük devlet haline gelmesi ancak Petro'dan sonra başlıyor. Ama şey e, size söyleyeyim Avrupa'da da bir sürü devletin kuruluşu bu. Sen çok Fransız bakıyorsun işe. <laughs> Fransa evet e, 500'lerde tamamlandı. Evet. Yani değil mi? İlk şeyde de biliyorsun. E, ...vaftiz edildiğine göre... Clovis Kral... ...işte ne bileyim... E, ...Büyük ve Kanovis'in şeylerinden... E, ...ellerinde kalanlar... ...ondan çıkanlar hepsi... E, ...yazılanlar... ...o devrin şeyleri... ...kronikleri falan ama bu... ...Fransa için çok özgün olan şey... ...acaba bütün Avrupa'da da... ...geçerli mi yani? Alman tarihi için geçerli evet. mi? E Macaristan 800'lerde. Yani Polonya daha geç. E, İtalya zaten kuruluşu geçti. Çok... Şeyden, Roma İmparatorluğundan sonra. Kilisenin rolü var. insanları bir araya getirmekte doğrudur. Ama bir müddet sonra iş değişir. Yani ben e, millet ve devlet olarak Rusya'nın teşekkürü tabii erken değil ama o kadar da geç de değil çok önemli bir şey bu. şunu, ben, şunu, şunu, şunu. Ha, şarkla da mukayese edemezsiniz. Evet. Şark başka. Başka bir şey şark. Şark başka. Yani bir İran İmparatorluğu, İslam İmparatorlukları, Türklerin Step İmparatorlukları. Onlar hepsi birbirinden farklı, ayrı statüde şeyler. Diyeceğim şu yani, şimdi Rusya'nın bu yayılmacılığı ne zaman başlıyor tam olarak? Yani? ve niye yayılmacı Rusya'yı? Yani yayılmadan duramıyor mu? Hayır duramıyor. Çünkü coğrafya iteliyor. Daha Moskova hiçbir şey değilken doğru dürüst Moskova devleti ateşli silahlar bile yok. yok. üçüncü İvan, dördüncü İvan zamanı denize çıkması lazım. Litvanya ile ve Polonya ile itişmeye başladılar o yüzden. Ardından İsveç ile itişmeye hiçbir. başladılar. Biliyorsunuz en değil, en büyük problemi o. Ve çok uzun sürdü o itişme. 12. Şal bize sığındı, bizden sonra gitti bir daha yenildi falan. Poltava var arada, Purut Cengi'nden evvel, purut Cengi'nden sonra. Purut Cengi'nde Petro, e, Karlofça Anlaşması'nda elde ettiklerini, Azak Deniz'in tamamen kaybetti. Karadeniz'den itildi gene, bitti yani, Karadeniz'e çıkamadı. Rusya denizlere çıkabilen bir memleket değil, yeni yeni çıkıyor ne kadar çıktığı belli değil. Denizci millet değil. Orası da çok açık. Denizci olmak isteyen bir millet ama. Ama o çok zaman ister. Ya Ve petrodan biz... beri uğraşıyorlar denizci olmuyor. Petrodan oluyor. beri uğraşıyorlar. Ee, olmuyor. Olmuyor nükleer denizci de olsan olmuyor. Nükleer deniz kuvvetim var olmuyor. Biliyorsun o gemilerden birisine Mao'cular protesto etmeye çıktılar. E, ziyareti hiç lüzum kalmadı. Kaptan gemisi, admiral gemisi karaya oturdu dolma de. <laughs> yani bu çok grotesk bir olay ama maalesef bir tarafıyla bir teknoloji var, gelişme var. Mesela bütün çarlık boyunca o zaman tabi bugünkü araçlar da yok. Gemiler Kronstadt'ta kapanır, 6 ay, 7 ay böyle oturur, Buzlar Buzdan. eridikten sonra çıkarlar bir gösteri, çarın şeyine bir manevra yapar, hurra çekerler. Bir iki ay sonra hadi bir daha gel. Ama Japonya'ya sefere falan Japonya'ya gittikleri zaman işte orada anlaşıldı. Karadan gidiyor. Japonya'dan, Vladivostok'tan çıkan gemi ta bu tarafa gelene veya Kronstadt'tan çıkan ta oraya gidene kadar ama gibi gez yani işin yoksa olmaz. ...bu olmadı. Yani bunu göremediler. Bir de mevsime bağımlı tabii. Mevsime bağımlı o denizleri geçecek... ...alışmamış yani... ...oralarda sefer tutmuyor. Bu önemli bir şey. Yani denizcilik dediğimiz olay... ...bir zaman istiyor. Benim için hala bir mucizedir. Bizim... ...Anadolu'ya girişimiz bin yıl olmadı. Fakat denize... ...çıkışımız 800 sene bile olmadı. Yani doğru dürüst denize çıkışımız... ...Akdeniz... Nasıl oldu da biz o arada donanma kurduk. Yani iki tane safha var. Yavuz Selim Kanuni ve bir safha da işte şimdi son zaman. Tabii üçüncü safha bir skandal. Feto Buhariye'ye nüfuz etti. Yani bu olacak. Doğru. Işte. Bu gösteriyor ki bunu dış kuvvetler Doğu bu hiç açık komplo teorisi değil. FETÖ Bahriye nüfuz etmez. FETÖ Bahriye'yi yok Doğu etmeye çalışıyor. Doğu'da istemiyorlar. Doğu Akdeniz'de Bahriye istemiyorlar. Yabancı Bahriye istemiyorlar. İstemiyor. Hayır Türk Bahriyesini Yabancı. istemiyorlar. Yani anılar Taze belki bilmiyorum. İstemiyor. Şimdi çok tehlikeli bir şey bizim için. Bir gelişme bu harp dolayısıyla. Avrupa'nın en üretken, en zengin, en ihracatı çok yüksek... Babası ağası Almanya e, askeri harcamalarını arttırdı. Arttırma kararı iki misli çıkardı. Aldı. Kararı da maşallah nasıl verdiler. O oh, Hepsi ittifakla. Kırmızısı yeşili hep evet. bir arada. Yani çok iyi. Yeşil parti, kırmızı parti, kara parti yani muhafızakarlar bu. Bir devir yani şeye geldi iş. Rusya'nın küstahlığına karşı. Insan... Peki sence mesela bazıları şey, şu tezi öne sürüyor Eliver Diyorlar ki Amerika bu işi pompaladı, Amerika'dan başladı. E pompalar tabii niye pompalı Bu gözümüzün önünde şey değil ki. Yani milliyetçilikleri Polonya ve Ukrayna milliyetçiliğinin zaten kendiliğinden gelişme kapasitesi var. Mahalleler bile ayrıdır bu şeylerin, Ukraynalıların Amerikan şehirlerinde. Ruslarla. Koca Chicago'da ne Rusu hiç kimse yok. Etrafındaki zencileri bile yanaştırmıyor içine. Yani tamamen küçük Ukrayna'da yaşıyorlar. Çok hoş bir mahalle. Gidene tavsiye ederim. Gidin bakın. Yok gitmeyin. Yani New York'ta galiba o kadar şey değil. Burada böyle blok haldeler. O en hoş mahalle Bahaylı'nın mahallesidir ben sana söyleyeyim. Öyle mi? Oo, e anca. tabi kendi temple'ları var. Bambaşka bir yer. Şey, çok güzel Güzel bir İran'dan insan. kaçmış, kaçan bahçeleri. Tabii İran bahçeleri gibi. Fakat bu mesela enstitüler var, bunu tabii Ukraynalıların kendileri besliyor. Ama bu hep destek görüyor. Yani bunlar e, kullanılır icabında. Bu kendiliğinden olur, öbürü bunu korur, destekler, işine yarar, organize etmeye çalışır. E, şimdi bu mesela ne kadar etki eder? Türkiye için batıdaki şey çok önemli. Pomerisi soldatın denir buna Almancası. Pomeranya askeri. Yani ucuza mal edilen, ucuz teçhiz edilen, vurdumu şişiren, cesur, dayanıklı asker tipi. Ama bu orduya iyi komutan istemezler. Bu çok açık bir şey. Yani buna şeyleri yok. Donanma ise tamamen teknik donanım. Yani bir ilerlemedir. Ona hiç tahammülleri yok. Bizim Akdeniz'deki durumumuz son derece zor. Bu nedenle Montreux'un hükümlerine tabi olmak zorundayız. Ve artık şurası açıkça görülüyor ki Rusya ile Karadeniz'i paylaşacağız. Yani bundan kurtuluş yok. Yarın Cihat Yaycı da konuğumuz. Yarın bunu da konuşacağız Cihat Yaycı. Yı. Evet. Yani hakikaten e, bu şey Bahriyeciler bu Bahriye erkanı daha iyi bilir. Böyle tecelli etti bu. Tabii Rusya ne, nereye o ol, sahip olacağını, nereyi kontrol edeceğini iyi bilmeli. Biz de çok iyi farkında olmalıyız niye sahip olduğumuzu. Ve Karadeniz'e başka bir unsur girerse, yani şeyler, bu Romanya, Bulgaristan falan onlara hariç yani sahilde. Karadeniz'e sahili olmayan unsur girerse işte. büyük unsurlar işte bu Almanya, Amerika, Alman Amerika Kalısı, İngilizce, Karada Akdeniz'de dolanıp oturuyorlar zaten. Ayrıca Suriye'ye yerleşti Rusya. Başka yere de yerleşmesi mümkün olabilir. Ee, burada bizim Suret-i katiyede Montre hükümlerine sadık kalarak başkalarının bahri kuvvetine müsaade etmememiz gerekiyor. Bu çok açık bir şey yani. O anlaşmanın ruhuna uygun olanı bu. Aksi takdirde Karadeniz'de büyük çatışmalar... Aslında. İşte Tam onu soracaksın şimdi. Karadeniz, Birinci evet. Dünya Savaşı'ndan bu yana bir barış denizi. Hiçbir büyük çatışma olmadı, Hı. hiçbir geri olmadı. İkinci Dünya Savaşı'nda bile Karadeniz savaşın cephelerinden biri haline gelmedi. Hı. Bugün bu risk var mı sence? Montreux denilebilir mi? Kanal İstanbul denilen Zırvalık yapılmış olsaydı eğer e, bugün Türkiye daha mı risk altında olurdu? Valla o kanal İstanbul denen şeyden e, bunlar geçemeyecek. Yani kanalın kendisine kadar zırva tartışılır. Ama bu kanaldan şeyler geçmez para ödeyerek. Karadeniz'e mücavir olan, kıyıdaş olan daha doğrusu. ...kıyıları olanlar geçmez. Hayır Deleşke mesela Montreux'u bu yolla delebilir mi? De del delmeye. Hayır efendim öyle bir şey yok. Ha deler yani Montreux'u... ...Amerika deleceğini zannediyor kanaldan... ...geçirerek. İşte orada o iş olmaz. O yürümez. Ona çok dikkat etmek lazım. Yani bu tip şeyler olmaz ama... Galiba zaten o proje pek gerçekleşemeyecek. Yani İnşallah yani en büyük umudumuz gerçekleşemezse ama gerçekleşirse e, Türkiye siyasi bir sıkıntı. Yani onun şeysini bilmiyorum. Gerçekleşirse nasıl gerçekleşir? Hangi gerekçelerle gerçekleşir? Ama e, Amerika'nın oradan e, kendi bahri müdahalesi veya geçişi için istifa etme hayalin kurmasına... ...müsaade etmemeli. Bu e, şey bir devlet... ...yani artık... ...Birinci Harpten sonraki devlet değil. Değil Amerika. Ve... ...insanlar değişiyor. Yani ikinci Cihan Harbi'nde... ...Amerikalılar aslandı Yani Japonya'nın... ...emperyalizmine karşı çarpıştılar. Nereye, nasıl bağladılar... ...niye yaptılar... ...o ayrı. Almanya'ya karşı kıtada çıkartmayı yaptılar. İtalya'ya girdiler falan oradan çıktılar. İngiltere çökmüştü artık yani eskimişti çökmüştü eskimişti. Zayıflamıştı yani yardım ettiler. değişik fikirleri vardı. Mesela Roosevelt Tahran konferansında 44 yıldır biliyorsun ilkidir. Yani Stalingrad'ın kurtuluşundan hemen sonraki ilk konferanstır e fikirleri enteresan da Almanya'yı kaldırmamak aya, zirai basit bir ülke olarak tutmak ve parçalamak. Stalin kurtardı Almanya'yı. Stalin Almanya'nın endüstriyel büyük cemiyet olması falan filan hayalini kuran bir herif, bir Alman hayranlığı vardı adamda çok ilginç bir şey. Evet. Yani evet. E, Churchill seyrediyordu sadece bu ne kadar realist yaklaşımdır diye. Çok tilki hakikaten. Yalta'da falan işler değişti. Hı. Yalnız şurası bir gerçek. İlk andaki Almanya bakışı Amerikan şeyinin kuvvetinin zamanla değişti. Çünkü organize bir kuvvet, üretici bir kuvvet. Beş verdiğini on olarak iade ediyor dünyaya ilk anda tabii şunu unutmamak lazım. Üretici sınıflarını, mühendisini, bilim adamını, iyi işçisini, ustabaşısını başısını harcamadı, harbi evet. Almanya bu çok önemli. Sanayinin bombalanmasını çok çabuk rehabilite eden bir mekanizması vardı. O yüzden de Marshall yardımından da kendisini yenenlerden daha çok yararlandı. İşi yürüttü bunlar oldu. Ve birleşme falan gibi hayalleri de bıraktı. Adenavur'un ödü kopardı Doğu Almanya'dan. Hiç istemez İstemez miydin? İstemezdi hayır. Istemezdi. hayır. Allah o sonrakilerin hayali. Hiç istemezdi. Yani bunlar bizim başımıza yük olur. Biz bunlarla başka bir şey yapamayız. Bölünürüz, kavga ederiz. Savunma yükü getirir falan gibi. Endişeleri vardı istemiyordu yani bunu istemez. çok kişi de anlamamıştır bunu Almanya'da bile ama muvaffak oldu yani federal Almanya'ya ayrı bir federal Almanya olarak çıkarmaya çok uzun zamanda iktidarda kaldı SEDE o zaman yani iktidarda hatta supra iktidarda iktidar üstü iktidardaydı biliyorsunuz. Heh. ...ve karşı partileri adeta sildi yani ideolojileriyle. Sosyalistler eski sosyalist olamadı. En aklı başında parti o küçük FTP'ydi o zaman. Sol partiler söz konusu değildi. Sen biliyor musun 1970'lerde 80'lerde bile memur olurken imza atmak zorundaydın. Komünist Parti üyesi e son diyelim. ...yanlı kuruluşlarına üye değilim falan diye yani bir Fransa değildi, bir İtalya değildi evet. hiçbir zaman. Bunlar önemli şeyler. Yani bu bakımdan bu memleket şimdi yeniden çıkıyor. Galiba Ukrayna müdahalesinin en önemli dış unsuru bu. Herkes Çin'den, Minden bahsediyor. Çin galiba sızacak şeyi Asya'ya, Sibirya'ya. çünkü nüfus çok az. Çok. Bunlar sızacak. Yalnız şunu söyleyeyim, 200 milyon Çinli sızarsa o memleketin endemik yapısı değişir ve değişir diye dayanamaz Bayağı. ki öyle. Yani Kuzey İrlanda, Kuzey Kanada, Kanada ve şey değil, Kuzey Amerika değil bu. Yani o şeyi, o nüfusu kaldırmaz o ülke. Kaldırmaz mı? Hayır hacmine bakıp aldanmayın. Yani öyle bir şeysi yok. Her yerin nüfusu, doğal nüfusu kendine göredir. Böyle şişirme şeylerle, yüklemeyle... Hepsi bir o yükü taşımaz. Kaldırmaz. Yani İstanbul 30 milyon insanı kaldırmaz evet. İstanbul vilayeti. Kaldırmaz. Yoktur öyle bir şey. Çok güzelmiş, bilmem neymiş. Aa bu havası güzelmiş. Soru işareti koyuyor ne zaten. Aa bu havanın pek güzel olmadığına dair de bir sürü <laughs> delil vardır. Daha deve halde ama... Burası 30 milyonu kaldırmaz onun gibi. Peki her da... gördüğün yeşillik bereket demek değildir. E... Evet. Şöyle şöyle bir tez var. Bazıları yazıyor, söylüyor, ee, okuyoruz, görüyoruz. Ee, Ukrayna'nın Rusya'yı durdurması ve Rusya'ya biraz bir ölçüde de olsa hat bildirmesi erinde oldu. Ukrayna'yı kolay yutsaydı Rusya gözünü başka yerlere çevirir diyorlar. Çevirir miydi sence de? Kolay yutsa nereye çevirecek mesela? Polonya'ya, Beyaz Rusya'ya, Polonya Baltık Cumhuriyetlerine. Polonya'ya artık gitmiş o. Beyaz Rusya zaten elinde. Beyaz Rusya zaten elinde. Baltık yani bir ortak pazarda kurmuş. Hiçbir şey yok yani vize, mize problem bile yok. Baltık ülkelerinden oldukça rahatsız olduğunu söyleyebilirim. Bilhassa Litvanya değil Latonya. Veyahut Latvya, der onlar. O Rusçasıdır Letonya. Ee, burada Rus nüfusun kalabalık olduğu malumdur. Ee, hayatları da çok şeker değildir. Yani hiç bu biraz Osmanlıya benzer. Rus nüfus o memleketin en hakim ve en zengin. En evet, değildir? Değil şeyler. mi? Değil. ben yani, gittim, bu, gayrı, bu sonra, garip her bir liberalizmdir. Birkaç gittim. Ben size mesela söyleyeyim. Kafkasya'da, Kırım'da. Volga boyunda Volga zaten onların da Yahut Orta Asya'da Yani evet Zalt eden asker vardır Komutan vardır, vali vardır Her zaman idareci vardır Fakat o yerleşip gelen Kolonizatör halk o kadar Zavallı durumdadır ki Bu Çarlık'ta da böyleydi Sovyet devrinde de böyleydi Çok enteresandır Hatta bunlar bir yerde asimile de olurlar Mesela bu Kırım'da Kafkasya'da İki asır evvel yerleşen Ruslar oranın dilini konuşuyor, adetlerini beğenmiş, Düğün ne kadar da benimsemiş. Çok ilginç bir şey bu. Taze kuvvet geldikçe Sovyet endüstriyelizm döneminde falan Hı -hı. ha orada bir ağırlık hissedilmeye başlıyor çünkü çok da geliyorlar. O başka bir şey ama e, şunu açıkça söylemek gerekir e, bir Latviya'da mesela bir Estonya'da. Rus nüfusun hakim olması gibi bir şey yok. İktisadi hayatta da, içtimai hayatta da yok. Kültürel olarak iyi sınıflar varmış. Mesela meşhur Eisenstein, oralıdır, pardon. Estonyalıdır. Ya yok pardon, Latviyalıdır. Babası da oranın meşhur mimarıydı. Yani Latviya'yı bu Arnavo dediğimiz şeyin, merkezin bir süsü haline getirdi. Ama bunlar oradan etkilenen insanlardır. Oraya o medeniyeti götürmüyor. Oradan onu alıyor. Çünkü oralarda garip bir şekilde Alman nüfus daha etkili. iktisadi ve kültürel hayatta. Ama orası uzun yıllar Almanya'nın arka bahçesi. E, akrabası işte Teton Şövalyeleri falan filan. Yani oradaki elit şeylerine ben baktım biraz inceledim yani elitlerin arasında affedersin öyle Rusya'nın burjuvasının falan pek yeri yok yani onlar orada ve hatta oradan bulaşanlar var mesela şey o Rode falan Rusya'nın harici nazları bunlar Baltık aristokratları Alman asıllı çok ilginç bir şey bu ee, onun için oralarda böyle bir Ruslaştırma şeysi sınırlıdır fakat şurası bir gerçek oralar olmadan da Rusya olamıyor. Olamıyor mu? Olamıyor, hayır. Olamıyor. Yani o denize o sayede çıkıyor, bir şey yapıyor. Ama bu demek değildir ki lap diye girecek. Bence Batılılar Batı olarak kaldıkları sürece sağlam aldılar kasayı. Hem birliği aldılar hem de NATO'ya aldılar. Peki sen bu çatışmanın uzun süreceğini düşünüyor musun? Yoksa Rusya sen dosyayı çok çok, uz, çatışma öyle çok uzun sürmez, 50 sene sürmez. Yani bu mesela Filistin kadar bu olay devam etmez. Etmez Hayır etmez. Kim kazanır peki bu işleri? Yani vaka ikinci harpten sonra bu Benderis denen Alman işbirlikçisi grupların bir takım ormanlarda çete savaşına devam ettiği falan söyleniyor ama bunlar marjinal şeyler. Çeyrek Hitler'in der dediğim, Putin'in naziler dedikleri ya şey yani. Putin Evet ama bir şey ifade etmiyor. Ne söylüyor bu laf? Kime ne söylüyor? Yani bir başka şey söylesen daha çok değil. İşte burası mesela Müslümanlaşıyor, Türkler giriyor falan desen böyle bir palavra atıp tuttursan daha tutar yani. Bir şey ifade etmiyor o çevreler için bu. Bu yanlış bir sınıf. Yanlış demeyeyim de çok yetersiz bir sınıf olan. İfade etmiyor bir şeyi. Diyor ki işte zaten adam Yahudi ne nazisi olacak şey Zelenski. Evet. Enteresan bir tip. E şimdi yalnız şöyle bir şey. E bu sürgündeki hükümet ne Polonya Britanya İmparatorluğu'dur sürgün hükümeti için. Ne de Zelenski veya herhangi başka biri General De Gaulle'dür. Yani bir müessese bir müessese olarak belirli bir yerde geçerli olan bir şeydir. Her yerde aynı şey olmaz. Ha, i̇kinci Arp'ın sürgün hükümetleri gibi olmaz bu iş. Mesela Yunanistan Londra'da temsil edilmedi İkinci Arp'te. Nerede edildi biliyorsun. Nerede edildi? Hayır. Kahire'de. Aa bak bilmiyorum. Kahire'ye taşındı bütün Yunan hükümeti. Bizim elçilik de hop oraya. Talimat üzerine Enis Bey vardı Akaygen. Büyük elçi Tarzan'dan sonra oraya gitmişti. O hatta torunu da güzel bir monografi yazdı bunun için. O da haydi o vapurlu o engemde bizim Türk sefareti. Yani Yunan hükümeti nezdindeki Kaire'de muhkim Türkiye Büyükelçiliği adı. Ah, böyle işte. Ama bunların hepsinin bir zamanda, bir mekanda bir yeri var. Yeri var. Ee, aynı müesseseyi her zaman aynı şekilde devam ettiremezsiniz. Ama şöyle bir şey olabilir. Karadeniz kıyılarındaki hakimiyete karşılık Ukrayna'nın bir çıkış noktası kalabilir her şeye rağmen. Ee, tabii çok zordur. Çünkü maalesef ilginç bir şey. Nasıl Kırım'daki Türkler... Rusya karşıtı bir rol takındılarsa, Gagavuzya'dakiler de Rus taraftar. Türklerin yani çok ilginç o. Ukrayna'yı değil öbür tarafı tutuyorlar. Sonra bir ilginç bir şey daha var. Lemberk Avusturya'sı dediğimiz şimdi artık Batı Ukrayna dediğimiz bölüm... kendi havası içinde. Bak orası Ukrayna olabilir. Yani bu hiç milliyetçilerin istemediği, birçok insanın istemediği bir yer. Çünkü orası bir kere her şeyden evvel ba Doğu Ukrayna'nın zirai zenginliğine sahip değil. Çok zor. Ulaşım bakımından falan Rusya'ya bağlı. Sanayi de bu san. büyük öce Doğu Ukrayna'da. Tabii sanayi zaten dağınık. Dünyanın sanayileşmiş ülkelerinden biri sanayinin getirdiği pratikliği ve zenginliğin onda biri yok. Çünkü Sovyet e sanayi sistemi dağınıktır biliyorsun. ...uçağın kanadı burada yapılır, pervanesi bilmem Gürcistan'da, motor bilmem nerede. Otomobil fabrikalarının birkaçı da hariç... ...ama o bile büyük bir kombinasyon olarak dağınıktır. Ee, tıbbi malzeme bile öyle üretilir. Tabii bunların hepsinin entegrasyonu, yeniden management'ı çok zordu. Batı bunları Ukrayna'ya yeterince vermedi. ...o Ukrayna'ya en çok yatırım yapan öncü memleketlerden birincisi değilse bile birisi bizimkiler. Daha da ormandaki keresteye, nehirin kenarındaki bilmem neye her yere Türkler girdi. Bu gayret batıda yok. Yani batı Avrupa e, çok büyük laflar eden bir eski zengin gibidir. Herkes evet. de ona itibar ediyor tabii ne de olsa görmüş geçirmiş Peki. adam diyorlar. Ama ki herifin artık sesi ke kemikleri çürümeye başlamış çok ilginç bir şey bu. Ee, şimdi bazı şeyler insanı sinirlendiriyor şimdi mesela bu, mesela? Madam Sherman geldi şeyi yani set şey, sekreterin dış bakanın yardımcısı ee, böyle işte efendi bir hanım teyze yani. Bir şeyler konuşuyor. Ya ne ne o yani State Department Today diye bir broşür verse daha iyi daha. yani. Şimdi sen gelmişsin buraya. Millet seni merak ediyor. Seni şeye çıkartıyor. İnterviyo var. E, i̇yi bir interview uzmanı çıkıyor seninle konuşacağım diye. Yayın açılıyor. Herkes dinliyor. Bu niye gelmiş buraya? Su yollarıyla Montreux'le bir şey konuşuyor. Nedir? Hiçbir şey söylemiyor. İşte biz efendim Putin'le anlaşma geldik de anlaşma niyeti yok da kafasındaki hesapla gidiyor da bilmem ne de. Yani bu çok ayıp bir şey. Yani karşındaki kitleye saygısızlık. Ama Amerika böyle değil mi son zamanlar? Hep böyle değil mi? Ee, yani kimi kandırıyorlar? Kimi kandırıyorlar? Kendilerini kandırıyorlar. Yani bu ciddiyet değil. Bundan yalan da söylenir böyle söylenmez. Yani onun da bir yolu var. Totalitaryanizmin babası olan devletlerde bile değil mi Göbers'in yalanları ne kadar renkli, renkli böyle. Ne, güzel insanları be. şok Esin etmeye, epati etmeye yarayan şey. Bu, bu olmaz yani. Onun için e, bitik bunlar. Yani bu çok enteresan bir şey belli ki bir takım taktikleri bunlar State Department Britanya'dan alıyor. Her zaman söylediğim bir şey. O Britler de gene bir şeyler yapıyorlar. Yani şimdi galiba konuşuldu burada. Kiev'deki direnişe bile burunlarını sokuyorlar. Kiev'deki direnişi örgütlemeye çalışıyor ve bir takım eski e askerleri, komandoları Askerler, yollamışlar oraya eski SAS e Ne falan. bakacağız yani. Peki sence Ukrayna uzun süren bir direniş sergileyebilir mi? Her direnişin ne kadar uzun süreceği ne onlar bilir ne ben bilirim ne Ruslar bilir. Hiç kimse bilmez ama bir şey yani olacağı İkinci bir gerçek. Afganistan olabilir mi Ukrayna? Yok Afganistan olmaz. Afganlılar durmadı ki hep direniyor. Afganistan o başka bir millet o. Onlar yorgun değil yani taze bir millet onlar. Çok önemli bir şey o. Yani böyle nüfusu azalan, yorgun, çok ağır dünya harpleri geçirmiş. Yani Ukrayna mahvoldu ikinci harpte. Evet. Çok açık. Ve bunlar Alman taraftarıydı. Buna rağmen o geri zekalılar bu memleketi alt üst ettiler. Yani bu yorgun bir memleket. Hakikaten ee, ...insanların tabii... Nüfusu azalan, nüfusu var. yaşlanmış. Evet yani zaten değil mi? Yani Rusya için söz konusu olan... ...Ukrayna nüfusu için de söz Ukrayna konusu. Ukrayna işte 45 milyondan 42 milyona düşmüş son 10 sene içerisinde. Kavgalar var. Kilisenin arasında kavga var. Yani bizim e, Ukrayna kilisesi... ...Fener'e bağlı bir Fener gün Ama bu yeni bir olay. Moskova'ya bağlıydı, evet, bağlıydı. Geçti o. E, Afganistan öyle değil. Afganlar başka bir camia yani. Yani, Çeçenistan'ın sergilediği, Afganistan'ın sergilediği şeyi Ukrayna böyle uzun Ukrayna'dan süreli bir direniş yapamaz. Hayır o, o, ayrı bir şey. O yapılar ayrı oradaki milletlerin. Toplumların birbirine benzemediği. Sonuçta yani Rusya Ukrayna'da olsun, egemen olur diyorsun sen. Evet. Yani bir Ukrayna biter ama o durgunluk asıl ürkütücü. Ondan sonra ne olur? Orası belli. Ne olur ondan sonra? Ondan sonra hiç tatlı bir hayat olacağını söyleyemem. Yani herkes birbirine böyle dişlerini gıcırdatarak yaşarlar. Yani eski Ukrayna ve Rusya değildir o Orası Çok açık çünkü mazide Sovyetler Birliği devrinde Ukraynalılar her zaman e, Sovyet Rusyası'nın Sovyetler Birliği içinde Rus unsurun muavini ve kurmayı durumundaydılar. Evet. Yani mesela Orta Asya'nın kolonizasyonunda hakikaten görürsün böyle. İşte o memleketin bakanlar kurulunu veya parti idaresini kontrol edecek genel sekreter Özbek olur, Kırgız olur ama muavinleri mutlaka ya Rus'tur ya evet. Ukraynalıdır. KGB'si, NKVD'si öyle çalışır. E bu yüksek rütbeli yerler öyle çalışır. Yani oğlu oğlu tipler. Arada hafif böyle bir şey olsa bile uyuşma o biraz böyle tatlı sert gider. E, i̇şte Kiev bakımlı bir yerdir. Karkov bakımlı bir yerdir. Kültür hayatı Moskova'dan pek geride kalmaz yani neredeyse. Ee, Kiev, Leningrad'dan daha iyiydi onu ben size söyleyeyim. Yani bunu herkes bilir. O zaman mi söyler. Tabii, evet, tabii Leningrad ikinci büyük şehir. Lenin'in adını taşıyor St. Petersburg ama Kiev daha bir şeydi. Yani hoş bir şehirdi mesela. Bunlar öyledir. Mesela Kafkaslar'da Gürcistan'ın ayrı bir imtiyazı vardı. Tiflis'in falan böyle bir yerde ama bugün için artık böyle bir havanın yaşayacağını söylemek çok mümkün değil. Kaldı ki Batılıların burada şeysi devam ediyor. Ben mesela bir tarihte şaşmıştım. Kiev'deki Alman sefareti müsteşarı kartında işte şeysi yazıyor ismi işte şey diyor Botschaftrat diyor müsteşar diyor. ...parantezin içinde Fürminder aydın, azınlıklar için. Sanki vali muavini kadın azınlıklara bakan. Ya yani bu kadar açık gidiyordu bu işler. Hangi azınlıklarla nasıl uğraşıyor onu bilmiyorum. E, fakat bu böyle açık gidiyordu. Çok fazla dışarıya şeydi, açıktı gidişi. E, bu şey döneminde, bağımsızlık dönemi diyeceğimiz bu son 30 yılın içinde... Ama e, artık nasıl gider onu bilmiyoruz. Herhalde Finlandiya statüsüne dönecek deniyor. Ama Finlandiya kadar rahat olacağını zannediyorum. Rahat ama Ukrayna kadar rahat, rahat mı? yani Finlandiya rahat. Evet. İttifaklara giremiyor. Militarizyonları. Ee, bazen hükümet Rusya'ya yakın işler yapıyordu. O zaman derhal yüksek sesle tenkitler çıkıyordu. Sen Finlandiya şeysin misin başbakan mısın yoksa vali misin falan diye. E, değişikti karakteri memleketin Avrupa Birliği'ne şey yaptı girdi tabi biliyorsunuz orada bir problem olmadı. Avusturya'nın girişi oldu. Avusturya'nın Avrupa Birliği'ne girişi. Aysa ah, Finlandiya NATO'ya giremedi mesela. NATO'ya giremedi. Girmediler zaten o işleri pek bulaşmıyor. Yani Avusturya NATO'ya girse ne olacak girmese ne olacak. 7 milyonluk bir memleket. Yok Finlandiya'ya diyorum. Finlandiya, Finlandiya NATO'ya falan ne zaman hiçbir zaman girmedi. Şimdi de giremeyecek. Giremeyecek diyorum. Girmedi şimdi giremeyecek. O, İsveç de girmedi. Şimdi de giremeyecek. Buna karşılık Norveç ne Avrupa Birliği üyesidir ne bir şeydir ama NATO'dadır. Evet, NATO'da. Onlar öyle bulmuşlar yolu. Herkes farklı yollar buluyor. Peki Almanların kökeni aslında Ukraynalılar değil midir? <laughs> Allah hepsi Arya milletler ama tabii birbirlerinden çok farklılar. Orası gerçek. Almanların beraber olduğu şey grup İskandinavlardır. Yani başlarındaki Danimarka tabii onlar İsveç grubu zaten. E, ve diğer Cermanik milletler. E, bu çok açık. Tabii en büyük iddiaları Hitler zamanında bile İngiltere'ydi. Biz kardeş milletiz evet. zaten kavgamız da onun için çok kötü oluyor evet, kardeş kavgası kötüdür diye resmi öğreti ve resmi ideoloji buydu yani bunlar açıktır doğrudur bunlar Germenik gruplardır yalnız Germen dillerinin birbirlerine yakınlığı bu Slavlarınki kadar, kadar. değildir hayır. Yani Rusya bilirsen Yugoslavya'da bile güney grubu olduğu yerlerde. Tabii canım köylüyle tabii. konuşursun, dedikodu yaparsın, işini yaparsın. Hatta bazı yerlerde dünyadan habersiz adam sana sen Almanya'dan mı geldin? Ne biçim konuşuyorsun Sırpça diyor mesela yani anlamıyor ne olduğunu. Ee, şey değil bu böyle gider yani enteresandır. Mesela Batı S Slav grubu Nedir onlar? Polonya, Çekya, Slovakya değil mi? Bunlar her işi konuşurlar. Yani bunların sefir süferası bile şey mesele, ciddi meseleleri konuşur arasında. Şöyle de bir durum vardır. Prag Baharı sırasında Çekoslovakya'ya her tercüme ve her kitap giremiyordu ama Polonya'da giriyordu. Oradan alıp okuyorlardı mesela. Yani sen şeye katılmıyorsun o zaman bazen dediği gibi Rusya'nın bundan sonraki hedefinin e, biraz daha e, Yok, hiç kolay gidecek. değil, hiç kolay değil, hiç kolay değil. Rusya'nın bundan sonraki hedefinin Çin'le de beraber değil ona karşı tayakkuz halinde olması olacağı çok açıktır. Hatta bir iddiaya göre ki bana sempatik geliyor, Amerika ile Rusya'nın çatışması e, aklı başında zamanlarda mümkün değildir. Hatta ittifaka gelirler. Çok kolay bu. Bunu söyleyenler var zaten. E söylerim ben de söylüyorum. Yani bu tarihte böyledir her zaman. Yani Ukrayna üzerinden aslında masa altında beraber hareket ediyorlar diyenler de var. Yok o kadar değil. işte o komplo teorisine girer. Yani bunlar bilmem nereyi bölecek de birbirine bu kadar pahalı olur mu? Bu oyun ya kumarda sen böyle şey görüyor musun? Peki bu, bu, işler, bu işler bu işler Türkiye'yi nasıl etkiler libra abi? Çok etkiledi. Bir tanesi Reklam işte mı? söylüyorum. Abi istersen tamam. Türkiye'yi nasıl etkiler reklamdan sonra konuşalım. Tamam. İyi böyle istersen şöyle yapalım. Türkiye'yi nasıl etkileri konuşmadan önce yani bizimkilerin yani Türkiye'nin bu e, Ukrayna e, Rusya arasındaki çatışmaya tavrını nasıl buluyorsun? Türkiye şu ana kadar doğru mu davrandı? Hmm. Yani çok ilginç bir şey arada böyle tarihi sempati bağları var, küçük ritüeller bunlar. Fakat çok enteresan, bağlayıcı olabilir. Hmm şu ara Ukrayna'dan heyetler geliyor. Hürrem Sultan'ı ziyaret ediyorlar. Yani adeta Mother Queen, Lemperatris'in hmm. şeysi, türbesi, mozolesi gibi. Bu önemli bir şey. Yani buna dikkat etmen gerekir. Bu Hatice Terhan'a da uzanabilir. Yani şaka maka Osmanlı sülalesi. Bayağı iki büyük var. annesi var. Cemaat başı dediğimiz onlardan türüyoruz. Yani Kanuni'nin biliyorsun son eşi kanuni monogam bir adamdı evet. Şaşacak şey. Ee, Hürrem'di. Hürrem'den doğan çocuklar devam doğan ettirdi. Işte. Sonra bir ara bir şey oluyordu az kalsın kesilme oluyordu. Dördüncü Murat'ın kızı var oğlu yok. Ee, Sultan İbrahim'in eşi Terhan Sultan. Başkası. Oradan da Ukraynalı o da ve oradan dördüncü Mehmet tek. Hadi bir daha oradan yürüdü sülale. Evet. Yani evet, Osmanlı doğru. süresinde ciddi bir hukuka yakaladık. Güzel prensesleri ona borçluyuz yani bu şeye çok çünkü güzel bir ırk. Evet. E enteresan bir şey Kissinger Topkapı'yı ziyarete geldiğinde soruyor. Dedim ki bizdekilerin şeysi yani biz 15. asırdan sonra hükümdar kızları girmez bizim hanedana. Tam aksine halktan ...bir şekilde evlilik devam eder. 19'da da böyle olmuştur bu. Köle değil ama şey yani bilinen de olsa hep halktan. Ve onun için bunlar sağlıklıdır, güzel kızlardır, zekidir. Hemofili sülalesi değildir değil. bu dedik çok gülmüştü. Hemofili dinastisi lafına çok gülmüştü yani. <laughs> Almanlara taş atma gibi böyle. Ee, şimdi bunlar vardır. Bu ritüel önemlidir. 1917 ihtilalinden sonra bir Ukrayna vardı müstakil. Ee, İstanbul'la temas vardır yani Ankara ile değil İstanbul hükümetiyle. Ondan sonra da e, şimdi de bağımsızlıktan sonra da tanıdık birbirimizi. Gene devam ediyor iş. Şu anda da zaten Ukraynalılar e, Türkiye'de sayılan mültecilerden. Evet. E gene bak bu ara 20 bin kişiyi bulmuş. Yollarda Daha da artacak galiba 100 bin artar, kişi falan bulacak diyorlar. Artar onlar gelirler burada çalışırlar bizimkiler de şey ve tabii bu işler böyle tamamen bağımsız gitmiyor. Evlilik çok artıyor yani e, o önemli bir şey yani şeyler gider ayak bu Slav milletlerle evlilik ve çocuk sayısı artıyor müşterek. O bir bağ tabii onu unutamayız. Diğer şeye gelince tabii biz Ukrayna'yı her zaman tanıyacağız. Ve her zaman içinde iktisadi bağlarımız var. Çok güzel yani. Osmanlı'dan beri bizim en çok in in inkişaf eden, eden mobilya sanayimiz dünyada yeri olan Ukrayna ormanlarına bağlı ee, oradaki atıl management'a karşılık yeni tesisler kuruluyor. Ee, buraya bir takım ürünler geliyor, işlenmiş, işlenmemiş ham madde. Ve bunun pazarı olacak tabii bu. Çünkü 45 milyonluk bir nüfus var orada. Hatta e, İngiliz'in tabiriyle last but not least, belki en sonuncu da saysak, en önemsizi değildir. Ee, Ortodoks Kilisesi'ne İstanbul'daki Roma Ortodoks Kilisesi'ne bağlı Ukrayna. Artık. Ama herhalde Rusya onu değiştirecektir eğer Ukrayna işgal ee, ona orada pek emin değilim. Kiliseye kimsenin dişi geçmez kolay kolay. Ama daha önce yapmışlardı bunu. Vallahi daha önce yapmadılar. Daha önce kilise ta başından beri hep Rusya kilisine yani yani Ama yani patriark olarak Rusya burada arşövek olarak yapıyor. arşepiskop olarak yapıyor. Yani e, o metropolit değil arşiepiskop buğunda geliyor. E, çok önemli. Şimdi bu şeyden sonra bağımsızlığından sonra Ukrayna'nın ee, ...filaret Moskova'daki patrik vekili iken birdenbire kilisenin kuruluşuna milliyetçilerle örneklik etti. Peki abi olacak. Türkiye bu iki tarafı da kırmadan, dökmeden ortadan edebilir. devam gayet edebilir güzel, mi? Gayet güzel edebilir. Mevcut anlaşmalara, statüye bağlı olursun Montre gibi. Kurallara dikkat edersin. Her zaman için Rusya ile Batı devletleri arasında... Eşitliğe dikkat edersin, dengeye. Bu çok önemli bir şeydir. Böyle bazı adamlar gibi Amerikanizme falan ihtiyaç yok. Yani böyle şeyleri girilmez. Tabii aynı şekilde öbür tarafı kışkırtacak bir daha az bir gruptur o. Rusofil bir rejim takip etmende manası yok. Ama bunu biliriz ki bunlar bizim komşular. Komşu çok önemli, çok önemli. Tabii Amerika da bir uzak şey komşu. Çünkü bu rahmetli Coşkun Kırıcan'ın hep tekrarladığı şeydi. Eline bir pergel al da diyor bak bakalım kim kimin nüfus sahasında diyor. Yani arka bahçe denen Güney Amerika daha uzakta kalıyor. Avrupa'dan ve Türkiye'den Amerika'ya. Yani dünyanın bu kesimi arasında bir şey var, bağ var. Onun için bu önemli. Ve şunu da unutmayalım. Amerika 2. Cihan Harbi'nden sonraki Amerika değil. Değil, değil mi? mi? Tekrarladı. Daha mı güçlü daha hem mı? Hem ahlak bakımından hem daha güçsüz. Daha güçsüz. Yani böyle bana milli gelir rakamlarının artısını per kapita gelirden falan bahsetme. daha az. Yani insanlar artık kendilerinden daha az eminler. ...950'lerin Amerikalı'sını... ...ben biliyorum yani... ...adam kendini senyor olarak görüyordu... ...işçi bile o. Yani. Şimdi durum değişti. Karşı tedbirden bahsediyor. Yani bu karşı tedbirlere... ...Amerikan şirketleri... ...ve kapitali dayanabilir. Yani çünkü onlar... ...alışkın bu gibi şeye, kuvvetli. Sonra biliyor ki... Amerika bu konuda çok hassas yani her şeye rağmen kendi üreticisinin yıpranmamasına dikkat eder. Başka türlü ayakta kalamazlar. Ama Avrupa için aynı şey söz konusu değil. Avrupa bu gibi ambargo kararlarını uzun boylu ve büyük ölçekte yürütecek bir dünya değil. Çok sızlanırlar. Önce sızlanırlar sonra Nelerdir? felaket havlu atarlar. Yani bir örnek vereyim size bu Ermeni gerginliği sırasında. E Fransa böyle önce hon diyor ondan sonra bir iki uçağı falan almıyorsun helikopteri falan biti veriyor iş. Bir de razı değişiyor. Bunlar önemliydi. Yani bu counter dediğimiz şey yani şeyler karşılıklı yüklenmeler, boykot etmelerin falan bir sınır vardır. Yani, yani orada... sen bu Rusya'ya uygulanan boykotun uzun süreli olamayacağını hayır, düşünüyorsun. Hayır, olamaz. Yani Avrupa o bunu O tabii Rusya'nın da iç yapısını değiştirmesini hızlandırabilir. Yapamadığı şeyi iç yapısını hızlandırır. Ne demek o? Ha işte böyle mesela bir takım oligarklar hiçbir şey yapmadan eski malları satıyorlar. Müslak olarak stokların üzerine oturuyorlar, para oyunu yapıyorlar, ham maddeyi ele geçirmişler, ondan geçiniyorlar. Abi bu yetmiyor memleketi işte, bu çok önemli. Bunların hepsinin stüktürü değişmeye başlar, çok önemli. Bu gibi kamçılamalar ittirir. ...Eee... Orta Doğu devletleri daha uyanık bu konuda. ...Eee... İran'a uygulanan merhametsiz gaddar ilaç Politikası biliyorsun, değil mi? Hı hı. İki seneden fazla devam edemedi. İranlılar hepsini öğrenip yaptılar. Ya. Ben ilaçları unutmuştum bir tarağın geçsin. Deiva hapı yuttuk dedim. Gittim eczaneye, Hepsinin devaya. Bu 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 dedim. O böyledir dediler, verdiler. Kutunun rengi aynı. E, aldım çaresiz çok da iyi oldu hiçbir şey olmadı. Yani dediler ki iyidir şeyler bile. Peki Rusya, Rus halkı bu ambargodan nasıl etkilenir? Ee, dayanabilir mi? İsyan mı eder? Evet, ambargoya falan dayanıklıdır. Biz de dayanıklıyız. Biz iki sene dona dona oturduk petrol ambargosu sırasında. İki sene daya da o donado'na dona dona oturduk. Oturmadın mı hatırlamıyor musun? Oturdu. Hiç geliyor boş geç. Ruslar dayanıklıdır. Herkes kendine göre ölçüyor dünyayı. Mühim olan bunlar değildir. Mühim olan insanların şeye gelmesidir, hizaya. Ben bu yeni elde ettiklerimle rahat eder miyim? Rahat gidebilir miyim? Bu çok önemli. Birileri çar büyük petroya benzetiyorlar. Büyük petrol devri değil ki. O insanlar yok ki. O zaman dünyası yok ki. Bu bambaşka bir dünya köylere kadar değişmiş yani. O zamanki ruh yok ki artık insanlarda. Bu çok önemli. içinden seni rahatsız derlersen Sen rahat olamazsın yani. Yani Rusya'da içeriden bir rahatsızlık çıkabilir. Çıkar evet öyle. Üç beş tane aristokrat, hürriyet meraklısı falan kafa tutmuyor. işte, görüyorsun kalabalığı. Bayağı bir kalabalık, bayağı, bir tepki var aslında. Peki oligarklardan bir şey çıkar mı? Çünkü sonuçta bu adamlar büyük bir servete sahipler. Dünyanın her yerinde neredeyse derebeyleri o Oligarkın yaşıyorlar. Bunlar bak. isteyen Putin'e karşı. Hayır etmez. Onlar çünkü o sayede varlar. Yani o yapı değişir. O yapı değişir. Ha, olan oligarklar olabilir diyorsun. Onlar başka oligarklar gelir. Yani çok önemli ve başka türlü iş yapanlar gelir. Dünya değişir. ...şimdi böyle küçük şeyler var... ...mesela o Kırım Yarımadası'nda su yok diye... ...Ukrayna'dan geliyor diye bu son otuz senede... ...meyve ağaçlarını kestiler... ...tahıl üretimi yaptılar... ...yani Allah'ın yağmuruna güvendiler... ...halbuki o meyve çok önemli o memleket için... ...dünyaya da ihraç ediliyordu... ...sebze falan... ...şimdi ona bir şekilde avdet edeceksin... ...yani anlaşacaksın... ...her yerde böyle ota çeviremesin değil mi... Mesela dedik bunu bu bütün bu ziraatta böyle olduğu gibi maden üretiminde böyledir, tahılda böyledir, sanayinin şey, şilatlanmasında böyledir. Şimdi bakmayın siz mesela o kolkos sistemiyle atalete giren verimliliği azalan zirai sistem patlamaya başladıydı Rusya'da. Yani bayağı becerikli çiftçiler yani evet. çıkıyor, şey verim artıyor falan, değişiyor ortalık. Yani Türkiye'den ithal ettikleri ürünleri, alternatif, yani alternat ürünleri kendi topraklarına Olur bir şey, yani evet portakal mandalina yetişmez ama... Ama domates yetişir. Hı? Domates yetişir. Domates yetişir. aladır patates bilmem nedir falan, tahılla... Onlar da da var. Yani bunlar hep yapıyorlar, oluyor. Onun için, Peki bu işler en fazla Türkiye ve Almanya zarar görecek diyorlar, katılıyor musunuz? Hayır, Almanya zarar görmedi, Almanya kuvvetlendi. Almanya bir Avrupa e, şeysi oldu. E, gerçek anlamda bir e, iktidar ele geçirmeye başladı askeri yönden. E, ve Almanya mesela işte her şeye rağmen bu sanayinin iyi kurulup, iyi işletme, işlenmesinden, management'ından dolayı Rusya ile açık çatışmaya girmez. Kaynakları iyi bilir. Tıpkı Türkiye ile olduğu gibi. Bu kadar zamandır itişiyoruz heriflerle. Hiç ihracat, ithalat Ruslar da da değiş. Hayır Almanlar de. değişme gördüm. Hayır hala en fazla ee, şey Bütün mesele odur. Çünkü bu mekanizmalar birbirine bağımlı olarak iyi işlerler. Ama Rusya'dan sanayi. şimdi enerji alamayacak. Almanya'nın doğal gazının %60'a yakın, %55'i Rusya'dan geliyordu. Şimdi e enerji... Aynen de gelecek. Nereden alacakmış? Pahalı mı alacak yani? O sanayi öyle taşıma şeyine size... döner mi? Hayır. Gaz hattından vazgeçtiler. Efendim? Gaz hattından vazgeçtiler Kuzey yakın projesini iptal ettiler. Kuzey Akım projesini iptal ne kadar edecekler? Yani tekrar onu devrede... E, e, Amerika'dan mı getirecek? Bilmem nelerle... Amerika öyle diyor, bizi diyor. O oranda, o oranda üretim için ham maddeye ve enerjiye ihtiyacı olan bir memleket bu işi pahalıya döndürür mü? Bu mümkün mü? Yani olmaz. Türkiye'nin hemen hemen 3 katına yakın bir doğalgaz ihtiyacı var e, evet ihtiyacı var nüfusu 3 katı değil demek Ama ki ne yapıyor? Bu sanayinin buna bu ihtiyacı var. Şu halde şu halde efendime söyleyeyim bu iş böyle gidiyor demek ki bu iş yürümez. Bunu değişir. Herkes kendine göre ucuz yerden bunu almaya bakar. Bu çok açıktır. Yani zeytinlikleri keselim de kömür çıkaralım diyecek değil herhalde herif. Meyve ağaçlarını keselim altından belki kömür çıkar diye mesela kararnamem çıkaracak adam. Öyle bir şey olmayacağına göre bu işler e, bu rasyonele inkılap eder. Çok açıktır. Bir iki de gazını satmak zorundadır. Gazını satacağı sağlam ve devamlı müşteri ister. Çok açık. Günde beş kilo peynir alan bir hanenin sahibiyle mahalle bakkalı 250 gram alanların lehine kavga etmez. Değil mi? Onun bu kaba benzetmenin ötesini gidin. Yani Alman sanayi Rusya için lazım bir kaynaktır. Ticareti için de lazımdır. Aynı şekilde de karşılıkta onlara... çok büyük hacimleri var. Evet, karşılık hacim. Yani Alman sanayi mesela ham maddede büyük oranda Rusya'ya bağlı. Petrokimya özellikle kimya sanayinde Rusya'dan ham madde alıyorlar, enerji alıyorlar. Buna mukabil Rusya'da çok miktarda hazır ürün satıyorlar. Bu böyle kapitalizm şeyi baderisi de değil. Varşova şu var sisteminde, değil mi? Commonwealth sisteminde yani şeyde Comecon sisteminde de en çok Almanya ile Rusya'nın dengesi çok mühimdi. Hatta o kadar ki güya resmidir dil Rusçaymış Comecon'da. Açılış nutukları Rusça Almanca Anam. devam ediyordu. Bütün yazışma, konuşma. Ama dediğin Doğu blokunun ortak pazarı. Doğu blokunun ortak pazarı, ticaret birliği. Yani bunlar önemli şeyler. Yani bu değişmez bir kuraldır. Bunun üzerinde durmak gerekir. Buraya bakacaksınız. Bu iki mümleketin yapısı nedir? Bunların birbiriyle uyumu nedir? Simbiyosisi nedir? Buna baktığınız takdirde burada büyük bir çatışma, büyük bir değişme zorlamayla olmaz. Çok açık. Nasıl gideceğiz? Niye zorlasın Elif? Ne olacak yani? Bu önemli. Peki İlber abi şimdi bir başka tez daha var. Ee, bunu Türkiye'de pek kimse konuşmuyor şimdilik ama yakında herhalde konuşacaktır. Belki de gündeme getirmek lazım. Ee, Kuzey Denizinde iklim değişikliği dolayısıyla artık bu e, North West Passage dedikleri buzullar eskiden bir dönem erirdi, yani de kapalı olurdu. Şimdi burada bir gemi trafiği, dünya çevresi bir gemi trafiği ve dünya ticareti aşağıdansa yukarıdan daha kolay bir şekilde, daha kısa yola yapmak artık mümkün hale geldi. Bunun Rusya'nın sıcak denizlere erişme diye yıllardan beri söylenen hikayesi değiştirebilir. Yani Rusya Kuzey Deniz'de daha etkin kullanıp Karadeniz'den eskisi kadar faydalanmak ya da bu aşağı deniz yollarına eskisi faydalanmaktan... Onu şimdi söylüyorlar tabii yani artık senin anlattığın Çernik olay devri değil. Buz kıran gemilerle e, Baltık e, yaz kış kullanılır bir üs olarak diyorlar. Vladivostok daha zor okyanusun dalga şu saatte dalgaları ve bu şeyle boğuşuyorlar yani bu zamanda bile ki artık dönence yaklaşmış. Bunları söylüyorlar. Tabii ki Kuzey Buz Denizi'nde de kırarsın ama o kırmak o kadar kolay değil. Ucuz hiç değil. Ya artık ee, kırmaya e, gerek kalmadan çok daha uzun süreli buradan e, denizler daha kısa süre donuyor. Daha uzun her süreli zaman için değil. orası önemli bir şey. Yani bir yerde de bir müdahale durumunda falan akdenizdeki üçlerini nasıl beşereceksin, Ya yani nasıl besleyeceksin? Nasıl temas kuracaksın? Ta şeyden Vladivostok'tan mı getireceksin gemilere? Süveyş'ten de geçmiyor onlar. Ya Baltık'tan mı gelecek ikide bir? Bunlar olmayacak şeyler. Yani onun için olacak şeyler de kolay olacak şeyler değil. Onun için her zaman için Karadeniz bugünkü Rusya'nın önemli bir bölgesidir. ...o yumuşak karınla fazla e, oynamaya gelmez, gelmez boşu boşuna. Yani oynanacak yerde oynanır. Peki bütün bunlara baktığımız zaman şimdi... E, ...Rusya'nın ta tarihi boyunca belli... ...ne diyeyim kendine yaşam alanı, kendi risk alanı gördüğü yerler var. Evet. Şimdi yine konuşulan konudan bir tane şu. Rusya... Ukrayna'nın yanı sıra bu gelişme ve politikasında yeniden Çarlık dönemine ve hatta belki Stalin dönemine yaklaştığı için yarın öbür gün Türkiye'den de bir takım talepleri olabilir mi? Montreux'un değiştirilmesi, Kars Ardahan gibi bazı başka alanlarda Türkiye yönelik bazı çıkışlar olabilir mi? Yoksa o çok eskide mi kaldı? Yok eskide kalmadı. Her zaman böyle şeyleri taraflar yaparlar. Her zaman da Rusya deme. Bunu başkaları da isteyebilir. Hiç işimize gelmeyecek şekilde. E, yani batı'dakiler. Batı'da da isterler. Yani şimdi oraya Yunan sınırına yığmış adam. Biden denen herif öbürüyle. Yani bunu bana nasıl izah ediyorsun? NATO'nun kendi cephelerini koruması falan diye mi? Bulgaristan'da NATO'da artık. Romanya'da nereye yani o? Onu Rusya'ya karşı yaptı falan filan diyorlar. Ee, ya Rusya'ya karşı başka yere koysun da göreyim yani. Niye Romanya'ya koymuyor onu şeyi? Onun için bunlar tartışılacak şeylerdir. Ee, bunun bu tip taleplerin, bu tip tehlikelerin nereden geleceği belli olmaz. Onlara karşı koymanın da yolları vardır. Yani diplomasi her zaman için kaba kuvvetin veya çarpışmanın önünde gitmesi gereken yollarının denenmesi gereken bir usuldür. Biz niye çırpınıyoruz? E, ordunun yapısını değiştiremezsiniz, durduk yerde dış değiştiremezsiniz, telafi mümkün değildir diye. Bir Çok yok önemli, yani bu kadrolara el atmaya falan kalkarsan, cahiller yönetimiyle Türkiye gibi fragil bir mıntıkada oturan, problemli bir mıntıkada oturan bir devletin hayatını sürdürmesi mümkün değildir. Peki sen dışişlerinde bir negatif gelişme görüyor musun? Görüyorum tabii. Mi? Kadrolar değişiyor. İmtihan sistemi alt üst olmuş. Onların hepsi... Eş dost partili büyükelçi yapılıyor. Eş dost büyükelçi yapılır da ne olur yani? İyi olur mu bakalım? Yani ya bunlar hepsi önemli şeyler. Yazmayı, çizmeyi biliyor mu? Ağzı nasıl laf yapıyor? Uslubunu biliyor mu? diplomasi diye bir dil var kuş dili gibi herkesin konuşacağı bir şey değil değil mi? Yani seni seviyorum denmez diplomasi dilinde. Ne denir? Azami muhabbeti teminatı tammesi bu vesileyle mutazammındır. diye. <laughs> 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 Having refused his idea falan diye başlarlar böyle. ...istermeyecek bir şeydir bu iddianın reddedilmesi durumu falan diye yazılır. En kata kaba uslup bile. Dolayısıyla bunlar aynı zamanda da yani o yeni müzakereye yeni müzakereye işi uzatmaya yarar. Yani çok önemli yani yarın bir şey. Kıvırmaya yarar. Kıvırmaya yarar. Önlersin. yani. Hayır diye bir şey denmez. Evet'in tarzı başkadır. Bilmem nedir ama bu basit tarafıdır daima dolambaçlı yollar aranır. Başka ülkeler işin içine karıştırılır. Karıştırılırken dikkat edilir. Yani müzakere diye bir teknik vardır. Bunlar bunu öğrenirler. Ben bunu gözümle gördüm hayatımda. Diplomat değilim, askeri konuları tartışmadım ama mesela Orta Asya Enstitüsü kurulurken UNESCO tarafından Sırf Orta Asya devletleri değil, mücavir ülkeler de davetliydi tartışmaya. Yani Hindistan'la Pakistan, Pakistan vardı mesela. Ve ikisi birbirlerinin tezlerinden çekiniyorlardı. Biri bir tez sürse öbürü aksini söyleyecek. Bunun ortalamasını mesela bizim Türk Büyükelçisi aldı. Yani sonunda Pakistan'ın istediği şeyi o müzakere tekniğiyle Hintli'ye söyletti. Hintli de aptal değil, kurnazın biri. O da ne olduğunu biliyor işin. Yani belki yapmaz, öbürünün yapmasını istemediği şeyi kendi yapmış oldu. Onun pozisyonunu kavradı orada. Yalnız ben bu şeyi gördüğüm zaman kalemimi düşürüp güldüm masanın altında. Yani bunlar önemli şeylerdir. O diplomatın kafası da başka bir şeydir. O öyle yetişir. Onun bilgi birikimi, dosya tutuşu başka bir şeydir. Her memleketin diplomatı yapamaz onu. Türkiye hariciyesi aslında eski bir devletin bilgilerine sahiptir. Biz 18. yüzyılda daimi sefaretlere sahip değildik sonuna kadar 1794'e kadar fakat Diplomatik dile müzakere usullerine sahiptik. Bunu Karlofça anlaşması sırasında gördük. Rami Mehmet Efendi Reisül Kütb, fevkalade hakim dahiyetiyle, işi zaten sonunda da Rami Mehmet Paşa oldu çünkü devlet biliyor adam ve Tanzimat bürokrasisi diplomatları çok seçkin adamlardır. Yani Mustafa Reşit Paşa. Üçüncü Napolyon'u Kırım Savaşı'na sokan Bak bir adamdır numarayla. Adamı delirtti sonradan. Bu çok önemli. Şimdi bu bizim memleketin diplomatları bir takım şeyleri takip ediyorlar. Analiz kabiliyetleri var. Bunların yerine cahilleri koyarsan çok rica ederim o diploma demek değildir. Yani bu işe kabiliyeti gönlü olmayan, ona göre yetişmeyen, o yani. çıraklığı görmeyen, bir kelime için papara yemeyen amirinden bir adamı sokarsan bu işler yatar. Adın çok önünde öyle. profesör de olsa ne olsun hiç olsun yatar. Hiç profesör bilmem neyi yaptık hiç bana ne bir sürü profesör var. Yani bu çok önemli bir husus. Yani profesyonel sınıfı devreden çıkardığın anda nasıl bir şirketi batırırsan olacak işler olmazsa... Bir Devlet hayatında da vahim sonuçları evet. olur. Bunu ben size söyleyeyim. Maalesef Türkiye'de biz bu işi yaparız gibi bir kolaylık var. Bunu e, rahmetli Özal da böyle düşünüyordu. Bu sürtülmeye başlayınca anladıysın doğrusun. O sevmedi eski diplomatlara döndüklü falan. Şimdi bunlar da aynı şey olacak herhalde. Olacak. Ben bilmiyorum olacak kadar şey var mı çünkü onda bir uyanıklık vardı yani o açık. Kırım Savaşı deyince tekrar aklıma geldi. Daha önce burada defalarca Kırım Savaşı'ndan bahsetmeye çalıştık ee, çeşitli vesilelerle bu gerilim başından beri. Ee, bugün Kırım Savaşı'ndaki cephelerin aynısı mı var yoksa durum değişik mi? Yok durum çok değişik. Yani artık üç tane büyük Avrupa devleti yok. O çok açık. Fransa, İngiltere, Almanya. Evet. Karşıdaki Rusya'nın onlarla bir eşitliği yok. Tek tek olunca çekiniyorlar toplu halde olunca bastırıyorlar. Bak, bak. Ve aralarında bir hiyerarşi vardı, İngiltere'nin istemediği hiçbir şey yapılmaz. İngiltere'nin istediği her şey olmayabilir ama istemediği Demediği hiçbir şey, şey, şey olmaz. Afganistan'ın derecesi daha düşüktür. Avusturya, Macaristan'ın laf oladır. Rusya'da böyle istediği şeylerde hep oyalanır, saptırılmaya çalışılır istemediği şeyleri de işte istemez. Yani o çok açıktır. İstediklerine hep şey konur. Çünkü yalnız bırakılmayasıdır. Bunların iktisadi kuvvetleri bir değildir. Mesela Rus rublesi konvertibil değildir. O yüzden hiçbir zaman beyin elmiler sermayenin içinde hürmet görmez. Mesela duyun umumiye kurulduğu zaman Muharrem kararnamesiyle... namesiyle Komisyon de Publik Ottoman dediğimiz şeye Osmanlı borçları komisyonuna doyunu umumiyeye alacaklı devletlerin hepsi girdi. Rusya da hemen geldi. Biz de alacaklıyız diye Berlin Kongresi'ne. Hadi hadi senin alacağın biz sene neyse alacağın toplar veririz sana falan. Bize ufak bir işgal ettiler ya. Ödü. Tabii ne işin ben var seni burada diyor. Biz borçlu devlet falan istemeyiz diyor. Parası geçerse adamı. Çok açık. Onun için bunun büyük devletliği hep su götürür. Yani bu başka bir şeydir. E, daima başka isteklere başka entrikalara mahkum olur. Birinci harbe girdikten sonra Sazanof anladı ki... Churchill ile birlikte bir yere girerek boğazlar üzerinde kontrol motor kuramaz. Kursa da ayrını göremez. Evet. Delirdi yani... Bu çok açıktır. Onun için bunlar büyük devlettir. Biliyorsunuz birinci harpten evvel devletlerin sayısı vardı büyük devletlerin. Herkes değildi. Bunlar büyük elçi tiyatı ederlerdi birbirleriyle. Hepsi de etmez ama genelde. Ve bunlar elçiler konferansları tertipleyip bir nota takdim ederlerdi bazen ana devlete. Bunların içine karışıp karışmamak ...politikaya burnunu sokmak derecesi herkese aitti. Ama öbür küçük devletlerin ancak minister olurdu. Buna da böyle Hollanda gibi, Belçika gibi kolonileri olanlar bile dahildir bu statüye. Balkan devletleri öyleydi. Bunlara alınan kararlar tebliğ edilirdi ancak. Yani bu çok önemli. Bugün artık öyle bir sistem yok. Ama şurası bir Niye, Mesela güvenlik konseyi böyle bir şey sayılmaz mı? Güvenlik konseyi işte o eski alışkanlık. Büyük devlet Büyük de alışkanlık. olduğu için ne de olsa hatırı var, askeri var, nüfusu var. Benim işime gelmeyeni veto ederim diye. Evet, evet. Çin'i koydular. Çin sefil bir memleketti. Yani Birleşmiş Milletler kurulduğu zamanki Çin, Çangayşek Çin'iydi. Evet. Yani Mao daha dağlardaydı, uzun yürüyüş yapıyordu. Onun için girdi. Tabii Çin öyle her bir şeyi veto edemez. İstediğin kadar kuru kalabalık ol. Ama böyle bir şeydi. Çünkü nüfus var elinde. Bugün artık bir atom kulübü üyesi, bir sanayi var. Üretimi var, tüketimi var. Ne yapsa bela gelen başına. Tüketse de tüketmese de, üretse de üretmese de. Bir acayip bir şey. Onun için... Ve bu ayrım oluyor, evet. Dünya beşten büyüktür, evet büyüktür ama değildir. Ama değildir. Evet. Yıllar, yüzyılların evet. bir alışkanlığı var. Peki abi şimdi e, şeyde e, o Kırım'dan Kırım Savaşı ve sonrasından bahsetmişken şimdi Türkiye bugün bu savaşta silahıyla şuyla buyla var işte bu özellikle İHA'lar, İHA mevzu, SİHA mevzu, evet, çok konuşuluyor. Evet. Ve e, kimileri diyor ki geçen konuştuğum bir e, yabancı e, söyledi bu bir diplomat söyledi. Dedi ki Rusya bu Rusya bu yediği ayazı unutmaz gibisinden bir şey söyledi. Yani Türkiye'nin bu Ukrayna'ya sağlamış olduğu imkanları unutmaz dedi. Rusya'nın Türkiye'ye karşı ileri dönük kullanabileceği bir kozu elinde Türkiye Çok. E, gene o? aynı şey, gene aynı şey. Ya ...Suriye mi İdlib mi başka Vallahi şey mi? Vallahi Suriye İdlib değil. ...Suriye'de Rusya kimseyi kıpırdatmaz... ...denize çıkmış... ...o memleketi el atmış... ...kendi ya yani tatsız bir hamle coğrafyası... ...iri yarı ama tatsız coğrafyası... ...bu biraz şakadır ama... ...koskocaman... ...Rusların coğrafya kitabı... ...ilkokul de bile... ...SSSR yahut RASIA... ...Agromna Strana uçsuz bucaksız bir ülkedir. Ve Veli Koyagası da aslında büyük devlet. Yani bunu söylemek kuru ayıp değil böyle kocaman bir şey. Bu kocaman ülkenin işte olmayan şeyi denizlere ulaşımdır. Olmayan şeyi bir takım şeylerin yanında Gıda meselesidir yani bunlar bir takım meyveleri bulamaz, muz bulamaz, alay edilip söylenirdi her zaman evet. ama bu bir gerçektir. Limon bulamaz. Burada mı? kıtlık vardır yani bir anlamda bir sürü şeyler için nedret vardır. Ve daha da ilginci iklimin sertliğinden dolayı bir takım yeraltı zenginliklerine ulaşmaları da çok zordur bir takım başka zenginliklerin nakliyatı fevkalade zordur. Nehirler kullanılır. Onlar da donar biliyorsun belirli bir mevsimde. Böyle bir memlekettir. Şimdi burada her zaman için ihtiyaç vardır. Eğer Türkiye'nin İHA'lar gibi bir takım şeyleri varsa, yaratıcıları, kombinasyonları, bir takım yeni eserleri, işine yarayacak silahlar o da ona muhtaçtır. Öyle fazla da itişip kalkulayamaz, unutmazlar, unutmayacaklar. Yani yeni bir yaptınız? Ayas Stefanos olmaz diyorsun. Yok Ayas Stefanos. Şimdi efendim, koca bir memlekettik o zaman. Ayas Stefanos'a girdiğimiz zaman biz daha henüz Balkanlar'da, e, yani kaybettiğimiz yerler bile bugünkünden fazlaydı. Yani biz Ayas Stefanos'a gittiğimiz zaman daha Preveza falan elimizdeydi. Ruslar oraya girmedi ki Adriyatik kıyıları elimizdeydi. Suriye, Lübnan, Filistin bilmem ne elimizdeydi. Ee, Libya elimizdeydi yani şimdi bunlar değil ama bir şey çok farklı. Bugün bu memleket o zaman Osmanlı İmparatorluğu'ndan oran olarak sayı şeysi mukayesesi yapılmaz. Oran ve başkalarına göre pozisyonu itibarıyla. ...daha çok yetişmiş elemana sahip Bugün daha güçlüyüz. Daha, evet. Bugün, Bugün Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı'dan daha... Evet, o Osmanlı'da modernleşen daha... bir tıbbı vardı Osmanlı İmparatorluğu'nun. Büyücülere gitmiyorduk. Yani Fransız tabiriyle... ...letobüplerle iş görmüyorduk. Hakikaten tabip ve hekimler vardı bir şey ama... ...bugünkü Türkiye'nin okumuşları... ...teknisyenleri, mühendisleri... ...fazladır. Bugünkü ordu silahını üretir... ...bir ölçüde. Tabi biyolojik ve nükleer henüz bize yasak ama yarın şey yapılırsa ona da geçebilirsin. Ve bu ordu eğitim verir. Verdiğimizi de gördünüz kimlere değil mi? Bunlar geçen asrın ordusuyla şey yapılmaz ki o ordu da modernleşen bir orduydu. Kurmay sınıfını iyi yetiştirmeye başlamıştı vesaire. Onun için bugünün Türkiye'si dünün Türkiye'si değildir. Bazı şeyler itibariyle belki daha zordur, daha geridir. Fakat bir takım şeyler de çok önüne geçmiştir. Bu önemlidir. En büyük zenginliklerinden biri yetişmiş elemanlarıdır. Bütün problemlere rağmen yetişmiş menajer sınıfı vardır. Yani iş adamları, iş yöneticileri. Her yerde iş yapan bir Vardır yani bu gider, devam eder. Ziraat yani evet. Bugünkü Türkiye Osmanlı'ya göre daha dişli daha bir Türkiye. Daha dişli bir Türkiye, daha oturaklı bir Türkiye. Bunun şeysi yok. Yeri de üstte yani. Çok Peki açık. son bir şey soracağım beraber abi Konudan tamamen bağımsız. Bugün gördüğümü bilmiyorum. Ee, i̇lahiyatçı olduğu iddia edilen bir hanımefendi. Emine Şenlikoğlu. Ee, okudum mu haberim var mı bilmiyorum ee, Söğüten'den. Şöyle bir e, şey buyurmuş. Tam da şöyle... Atatürk ve İnönü milli eğitimi 100 yıllığına Amerika'ya vermişlerdi. Allah Allah. 2023'te bu bitiyor artık milli eğitim bize geçecek diyor. Böyle bir şey nereden uyduruyorlar? Yani? <laughs> yani kendine mi geçecek? Kendileri geldi diye bitiyor 2023'te. <laughs> a a anlamadım ben yani biz 1923'te Kimden milli eğitimi... Kimden verecek? Amerika'ya vermişleriz. 2023'te Amerika Türkler, Amerikanca falan bilmez ki. Türklerin, Türk öğretmenlerin Amerikanca bilmeleri ikinci Yok, yani Türkiye'deki eğitim olan. sistemini Amerikalılar organize ediyormuş. Eğitmen o yüzden için işte bir sürü Amerikanca bilen adamın olacak. Yani bel boyun olacak. Yok, Madalik, Amerik Mollarda Amerikan bilen. eğitimi görüyoruz demiyor. Diyor ki Türkiye'nin eğitimi geri kalmışlığı Atatürk ve İsmet İnönü eğitim ve Amerika'ya teslim ettiler. Amerika'da Türk milliyetini geri bıraktı demeye çalışıyor. Bu bunlar efsane. Yani şimdi ben size bir şey sistemi. Efsane mi diyor? Evet, ha, ama bu işte bunlarla çok gidiyor. Bu memlekette sağ ve solun en bariz, en gülünç yönleri bunlar. Şimdi bak ben sana söyleyeyim. Bizim solcular. Yani çok takdir edilecek kendi toplumunu, halkını sevenler vardır. Dünyadan haberi olmayanlar vardır içlerinde. Sağda da vardır, solda da. Şurası bir gerçektir. Gözümüzle gördük. Komünten dosyası bomboştur TKP'nin. İki tane peyül kağıdı strateji önerisi kabul gören Vedat Nedim Bey'e ait olduğu anlaşılıyor. Yani Moskova'da arşivde bu böyleydi. Şimdi bilmem. Şimdi adı da değişti. Ama bulunabilir. Yani kıyıda köşede kalan bir sol hareket olmak var. Bu sağcılar da böyle. Yani burası İslam dünyasında İslami anlamdaki eğitim ve düşünceyle önde giden bir yer değil. Birkaç kişi var. Böyle kahvelerde oturup berikiler meyhanede bunlarda da kahvelerde gan 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 böyle uydurmalar. İşte ucundan bir şey bulur hemen üretir onu böyle saç şairi gibi. Bu tip düşüncelerle maalesef Türkiye'nin tefekkürü anlaşılmaz. Yani eğitim sistemini tahlil etmek, onun yaralarını, boşluklarını anlamak mümkün değildir. Ve işin kötüsü bunlarla da çok kötü insanlar yetişir. Yani öğretmen olarak da, toplum bilimci olarak da böyle şeylere inanırlarsa. Bence bu tip şeyleri savcılıkla yasaklayamazsın. Bu mümkün değil. Ama ben bunları tefe alacak bir kamuoyu isterim. Bence de. Ha, o kamuoyu da Vay siz Atatürkçü değilsiniz, yobazsınız, o yetmez. Hiç. Yani buna söyleyeceksin, senin işte aklın ne kadar, IQ ne kadar, bilgin ne falan görgünle. dersin. Yani böyle bir şey söylemek için, teslim etmiş olmak için size söylüyorum. Evvela ona göre hamallarını ve bel boylarını da çıkaracaksın. Yani hamal taşıyıcı falan. Bu önemli bir şeydir. Türk marifinin, marif otoritelerinin yurt dışı ile teması her zaman çok sınırlı olmuştur. Yani biliyorsun çok azdır. Mesela o konuda Rusya'daki Türk aleminin daha fazladır Rus marifi. Tam aksine Osmanlı döneminde Amerikan eğitimi Türkiye'de daha etkili. Ne, olur. ne alakası var? Keşke gelseydi şey teknik eğitim. Benim bildiğim tek özenti şey yerleştirmiş işte Abdullah Cevdet'tir o enteresan bir heriftir. O bu Amerikan böyle teknik handicraft eğitiminden falan bahseder risaleler yazdı. Bizde pratik teorinin önüne geçiyor. Yani biz harbi umumiyeye giriyoruz diye, umumiyeye giriyoruz diye insanların artık usta ve çırak olarak yetiştirilmeleri için Almanya'ya kafileler yolladık. Bu ta 20. yüzyıl başı ama. Abi. Yani değil mi? İkinci meşrutiyet dönemi. O çocuklar sonra geldiler işte burada imalatta, harbiyede falan. Böyle insanlar var ama teknik eleman yetiştirmekte, halk eğitimini düzenlemekte Türkiye hakikaten çok geç hareket etmiştir. Cumhuriyet marifinin esasları da bambaşkadır. Ben size söyleyeyim nereden yetiştiğini. Bir tane kaynak. Buna e, şey işaret etti. Yalçın Küçük. Tonguç Tuna boyludur. Tuna boyu göçmenidir. İsmail Hakkı Tonguç. Ve bir örnek var öndeki çok orijinal. O. Bulgaristan'da. İstanbulluski iktidar zamanında tatbik ekonomi ama kaynakları 19. asra kadar inen bu ne şeyler, okullar yani teknik okullar insanlara çobanlık öğreten işte aşıcılık öğreten işte bilmem teknisyenlik öğreten yerler Bulgar milliyetçileri Rusya'ya celbediyorlar okusun diye çok azı hukuk okuyor hatta hiçbiri Tarih okumuyorlar. Biraz doktorluk okuyan, tıp okuyan var. Hepsi böyle inşaat ustalığı, marangozluk bilmem ne falan öğrenip geliyorlar. Çünkü o cemiyet onun daha önemli olduğunu düşünüyor ve bu böyle. Şimdi o sistemi, o tip eğitimi adam örnek almış olabilir. Böyle görenler de var, iddiatçılar. Yani cumhuriyetin bir yerde öncüsü olan iddiatçıların. Bulgar eğitimine hayranlıkları var. Çünkü Balkanlarda en becerikli ve çabuk iş gören, başarı sağlayan eğitim. Onun için o köy enstitüleri falan ortaya çıktı. Teknik eğitime önem verildi. Tonla insanlar tütüncülük öğrenmek için, marangozluk, kornacılık öğretmek için. Yani Amerikan değil Rus etkisi daha fazladır diyorsun Türk milliyetinde. Yani Balkanların kendisi Avrupa'nın etkisi böyle ezber yani ezber. bunlar oturuyor. Hocam yazıyor. tam aksine yani, şey şöyle bir şey yok mudur benim benim bir hatırladığım evet, bildiğim evet, kadarıyla evet. Amerika reis Türkiye'ye nota vermiyor Amerika okullarını Cumhuriyet'in ilerine beraber pek çok Amerikan okulu kapatılınca Anadolu'da bir nota verilmemiş midir o zaman? Ee, hayır Amerikan e, eğitim merkezlerini kullanmak ve korumak Amerikalılardan çok İngiliz diplomatların işiydi. O çok enteresan. Onu söylüyorlar. Yani ben bu 400 küsur okulun bir genel olarak baktığım zaman ki benimki bir şeydi, girişti yani yaşım itibariyle. Benden sonra bu nasıl iyi incelenmesini şey yaptı bizim fakülteden Uygur Kocabaşoğlu, Boston'a kadar falan gitti okudu benimki bir girişti. Yani Eksikler vardı tabii çalışmamda. Ama bazı şeyler... ...ortaya çıktı. Mesela... E, ...Amerikan eğitim... ...müesseseleri, o misyonerlerin... ...okulları... ...el işlerine çok önem veriyorlar. Yani bu orada kırda açılan... ...kırsalda açılan okullarda değil... ...sırf hatta burada... ...İstanbul'daki kolejlerde... ...falan, falan. bile var bu tabii. İkincisi... E, şeylerin, misyonerlerin dini faaliyetlerini, azınlık cemaatler arasındaki aşırı faaliyetlerini, çünkü bu Amerikalılar bir de mistik şeye de kapıldım, kaçırı da ipin Bunların arkasından Osmanlı devlet memuru teritelerin e, itirazına ve engeline karşı çıkanlar Britanya'nın temsilcileri, konsoloslar falan. Amerika o kadar aktif değil başında. Yani biraz her şey kendi on own risk havasında. Onun için bu NATO'lar, şeyler, notalar falan enteresan. Yani Amerika çok geç karıştı aslında Türkiye'nin işlerine. Geç karıştı, öyle görünüyor. Daha ziyade Britanya bu memleketi çok müdahale etmiş. Ve başkaları tabii Fransızlar falan. En gülünç bir şekilde bu eğitimin nasıl olduğu, bazen ne kadar verimsiz başladığı en karikatürize şekilde biliyorsunuz Emin Maluf tarafından alınmıştır şey kayalıklarında. Yani köyde topu topu iki çocuk var. Onların Lübnan köyünde Fransız mektebi olacak, İngiliz mektebi olacak. Ponson bile şey birbirine giriyorlar İstanbul'da iki büyük elçi. Ponson bir o zaman büyük elçiydi bakan olmadan evvel. Seni çok yorduk. Yorduk seni. Aa eksik oldum. saat oldu. Saat Çok evet, bir olmuş. Daha bir oldu. Sızlanmadın, uykun geldi demedin. Hayır. Vallahi bravo. Evet. Torun nasıl? Torun mu maşallah kıpır kıpır koy, duvara tırmanıyor. <laughs> Bütün oğlan Spora verin spora. Spor yapması lazım. Devamlı. <laughs> uğraşmak Kaç lazım. Kaç oldu? Dört mü oldu? Bu evet bu memlekette de okullarda spor eğitimi yeterli değil. Yazık. Yani çok pahalı mı sanki zannetmiyorum. Yok. işte. Sadece sevilmiyor Hanım Kadir kadarıyla pek benimsenmiyor. İbrahim abi çok Vallahi teşekkür ederim. Vallahi lapacı nesil. Hepimize bir kez şey daha ders verdin. Ee, Estağfurullah. Tarihçi, diplomat, her şey. <laughs> Sen her oturduğumuzda yepyeni şeyler öğreniyoruz. Ee, <laughs> Gerçekten muazzam birisin. Ee, Allah seni başımızdan eksik etmesin. Ee, İyice varsın. Ee, seni ağırlamak bizim için her zaman bir gurur kaynağı, bir e, onur kaynağı. Sağ ol. Çok teşekkürler. Değerli izleyiciler, konumuzdu. E, Ortaylı konuğumuzdu. Soruyorsun İber Hoca kaç yaşında, kaç yaşında? Sizin İlber Hoca'nın yaşından, hala genç o. Ee, izliyorsunuz yani her şeyi hatırlıyor, her şeyi biliyor. O yüzden yaşanın hiç önemi yok ama 75 yaşında söyleyeyim size. Allah nazardan saklasın ee, diyelim. Herkese iyi geceler. Yarın akşam yine ilginç bir konu var, ee, ilginç bir konuğumuz var. Ee, Mustafa Cemiloğlu burada olacak. Kim? Ee, bilmeyenler için söyleyeyim bilen tabii ki biliyordur. Ee, Kırım Türklerinin e, lideri. E... Kırım Cumhurbaşkanı bir anlamda ee, olsaydı eğer bir Kırım e, Cumhuriyeti bugün Cumhurbaşkanı e, olacaktı ya da başında olacaktı. İlk bölümde onu ağırlayacağız sağ olsun bizi kırmadı e, geliyor e, Sayın Cemiloğlu. İki bölümde ise e, Cihat Yaycı ile beraber olacağız. E, onunla da bu, bu, bu meseleler Doğu Avrupa Doğu Akdeniz'i nasıl etkiler ve Karadeniz e, Barış Denizi olma özelliğini sürdürebilecek mi? Onu ele alacağız. Yarın akşam görüşmek üzere. Hoşçakalın.